Günaydınlar, günaydınlar olsun efendim. Haftanın ilk gününden selamlar, sevgiler olsun. Şanslı, bol bereketli ve sağlıklı bir hafta diliyorum tüm izleyicilerimize. Günaydın Bilal Özcan. Günaydın. Günaydın Selen Görgüzel. Günaydın Bilal'cim. Günaydın Bilal abicim. Nasılsınız günaydın. İnşallah? Teşekkür ederiz. Sen de iyiydin. Güzel bir sahnen vardı. Güzel güzel. Biz bu hafta sonu yine bir kapalıydık. Onun dışında da biraz arkadaşlarla sosyalleştik. Sosyalleşmeyi biraz unutmuşum çalışmaktan. Böyle sudan çıkmış balık gibi oluyorum ama güzel, keyifli geçiyor. Güzel bir hafta sonu geçti. Güzel bir hafta evet, sonu. Güzeldi. Benim için de öyle. Ben de bol bol dinlendim. Oğlumla ilgilendim. Her şey çok güzeldi. İnşallah bu haftayı da güzel geçireceğiz. Tabii izleyicilerimizle birlikte WhatsApp iletişim evet. hattımızı da verelim ki oradan yorumlarınızla bizlere katılabilin. 0552 770 06 23 WhatsApp ihbar hattımız. YouTube'da söylemezsem olmazdayız. Instagram'da yine söylemezsem olmazdayız. Didem Delen'de de Instagram'ım. Bilal Özcan Official. Ender Sanatçı olayında yeni sürpriz gelişmeler var. Onları konuşacağız. Ve hep soruyorsunuz. Mert Ramazan Demir'le Afra Soroçoğlu barıştı mı? Barıştı mı? Şok bir haberimiz olacak o konuda. Ne diyoruz? Olaysa olay. Haberse haber. Bam bam bam. Tüm bomba haberler bu üçlüden sorulur. Ben de Instagram adresimi söyleyeyim bari. Selen Görgüzel Official efendim. Hadi başlayalım mı vakit kaybetmeden? Magazin turuna gidelim mi? Gidelim. Hadi benimkiler gidelim. Hadi görüşürüz. Kanur Gancıoğlu'nun babalık sevinci. Uzun zamandır birlikte olduğu Burcu Denizer'le nikah masasına oturduktan sonra Urgancıoğlu cephesinden bebek haberi gelmişti. Gelin Kaan Bey'in heyecanına ortak olalım. Basın mensuplarına çikolata ikram etti. Hoş geldiniz. Size hoş hazırlıklı ben de geleceğinizi bilerek hazırlıklı bir şekilde... Ardıç'ın çikolatasından da alalım. Edeyim, buyurun. Doğum anında neler yaşadılar? Film izlemek gibiydi. Tam sanki benim başıma gelmiyor da. Hani arka koltuktan bir şey oluyor. Hani bir gerilim filmi izliyorsun. Çok şükür iyi sonuçlanmış olan bir mutlu sonlu bir film izlemişim gibi oldu. Bir desteğim olmadı ama işte Burcu'nun elini tutmuş oldum. Bir de çok yorgun olduğumuz için hakikaten böyle bir... film gibiydi desem en doğru tabir olur. Urgancıoğlu'nun bir oğlu oldu ve adını da Ardıç koydular. Ece Sükan'ın panik anları. Bir arkadaşıyla mekan çıkışı görüntülendi Sükan. Ünlü isim arkadaşına sen gelme gazeteciler var dedi. Sizce ikili bir aşk mı yaşıyor? Gelelim bir organizasyona. Ece Sükan ilginç bir tasarım kıyafetle karşımıza çıktı. Adeta bir zırh gibiydi bu kıyafet. Anadolu topraklarının gücünü, kadının aslında gücünü de gösteren bir bence kıyafet. Peki böyle bir zırh giyen kadının kötü olaylara karşı zırhı ne? İnsana değer veren, iletişime değer veren, güler yüzlü bir insan olduğumu düşünüyorum. O yüzden benim de şeyim bu olsun, zırhım bu olsun. Özel hayatı sormak istiyoruz şimdi de. Sizin için ne önemli Ece Hanım, iç güzellik mi yoksa dış güzellik mi? Dışı da güzel olsun, içi de güzel olsun. Televizyon ekranlarında Survivor heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı paylaştığı sosyal medya yıkıldı. Survivor All Star 2024 kadrosu paylaşıldı. Kadroda yok yok. En dikkat çeken isimse kadroda Turabi oldu. Turabi'nin sakalları ve elindeki bastonu çok konuşuldu. Survivor güzel bir yerde abi, sen varsın. Bize bayağı zehir edeceksin. Kenan Doğulu'nun İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği konser için aldığı ücret olay oldu. İddialara göre Kenan Doğulu bu 2 saatlik performans için İzmir Belediyesi'nden 15 milyon lira aldı. Daha önce İzmir Belediyesi Tarkan ve Gülşen için verdiği sahne ücretleriyle de çok eleştirilmişti. Ramazan Demir, Yalı Çapkını'ndaki ekip arkadaşının doğum günü için sürpriz yaptı. Afra Saraçoğlu ile ilişkisi ihanet iddiaları sebebiyle biten Mert Ramazan Demir'in keyifli halleri mutlu gözükmeye çalışıyor gibi yorumlara sebep oldu. Ramazan Demir yalnızları oynuyor. Demir setten yaptığı bu paylaşımda Afra ile ayrıldıktan sonra set arkadaşlarından izole bir şekilde mi takılıyor sorusu akıllara geldi. Mert Ramazan Demir hakkında bu tür soru işaretleri varken Afra'nın da keyfi yerinde gözüküyor. Saraçoğlu partneri Tarık Emirtekin'le olan samimiyetini iyice ilerletmiş.
hikayesi ortaya çıktı. Gürhan Altundaşar'la evliliği 2021 yılında sona eren Merve Dizdar özel hayatında sessizliğini koruyordu. Ünlü oyuncunun Cihan Ayger'le uzun zamandır gizli saklı bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bebek bekleyen Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar geldi. İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayıyor. İşte Şefkatli'nin doğuma sayılı günler kala pozları. Burak Dakak hastanelik oldu. Aydınlık Evler oyununda birçok usta isimle birlikte sahne alan Burak Dakak sahnede dekora takılınca ayak parmağını kırmış. Oyuncu hastaneye kaldırıldı. Oyun yarım kaldı. Dakak yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğu haberini verdi. Erçel'den dikkat çeken pozlar yürek oplattı. Erçel göğüs ve bacak dekolteli kırmızı elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği bir pozu paylaştı. Kırmızılar içinde paylaşan Erçel kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Kıratlı'dan aşk açıklaması. Şarkıcı Sinan Akçıl'la olan evliliğiyle tanımaya başladığımız Burcu Kıratlı verdiği bir röportajda hayatında kimsenin olmadığını ve eksikliğini de hissetmediğini söyledi. Seda Alkor'dan 4 yapraklı yoncaya sert sözler. Seda Alkor, Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten oluşan 4 yapraklı yoncayı hedef alıp bana hep itici geldi. Koskoca bir Türk sineması 4 isme bağlanamaz. Emek verenleri çiğneyip geçmek çok ayıp sözlerini kullandı. Şarkı cinayetinde gerekçeli karar açıklandı. İstek şarkı sebebiyle müzisyen Onur Şener canından olmuştu. Davada İstinaf Mahkemesi'nin 5 sanık için verdiği kararın gerekçesi açıklandı. Eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden 5 kişinin Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten öldürme suçu açısından müşterek fail olarak cezalandırılmasının gerektiği belirtildi. Uçak rötar yaptı. Ortaya bu renkli görüntüler çıktı. Rötar yapan uçaktaki müzisyenler enstrümanlarını çıkarttı, yolculara keyifli anlar yaşattı. Antalya'da sahne aldı, güzelliğiyle beğeni topladı. Yaptığı yardım kampanyalarıyla takdir toplayan Gülben Ergen sahne aldı Antalya'da. Siyah elbisesiyle de göz doldurdu. Gülben Ergen'in verdiği kilolar dikkat çekti. Didem Kınalı şoku yaşadı. Sokak ortasında gasp edildi. Kınalı'nın köpeğini gezdirirken yabancı uyruklu bir kişi tarafından gasp edildiği ve telefonunu çaldırdığı ortaya çıktı. Arkamdan bir adam geldi. Telefonu aldı. Ben çektim. O çekti. Şımarık da adamın ayağını ısırdı. Ben adamı konuştum. Ve adamın yüzünü de gördüm. Şapkalıydı. Bıçaklar diye bir şey saplar diye uzak durdum. Bıraktım telefonu. Gitti adam. Simge Sağ'ın sahneye çıktı, şarkılarını söyledi, vedalaşamadan ayrıldı. Son zamanların en beğenilen kadın şarkıcılarından Simge bir virüs sebebiyle yatağa düştü. Hastaneye giden Simge, ne yazık ki size veda edemeden sahneden inmek durumunda kaldım. Hepinizin affına sığınıyorum. Viral bir enfeksiyon sonucu gelişmiş bir durum olduğu söylendi. Şu an daha iyiyim, dinleniyorum. Viral bir virüs salgını söz konusu. Lütfen hepiniz kendinize dikkat edin dedi. Somer Şef'in restoranının fiyatları paylaşıldı. Sosyal medya sorguladı. Sizce Somer Şef'in mekanı diğer popüler lüks restoranların fiyatlarına göre nasıl? Mali'den olay itiraf. Yılbaşında en çok o mu kazanacak? Sanatçıların aldıkları ücret konusunda sessizliğini bozan Mehmet Ali Erbil en çok ücretin kendisinin aldığını söyledi. Erbil, hastalığımdan dolayı 4 yıldır yeni yılda sahneye çıkmıyordum. 4 yıldan sonra ilk kez yeni yılda Batum'da sahne alacağım. Diğer sanatçıların aldıkları ücret bilmem ama bu yeni yılda en çok para alacak kişi benim. Çünkü bana açık çek verildi. Miktarı siz düşünün diye konuştu. Lay 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 lay. Lay lay.
lay lay lay. Ma 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 ma. Adalet Sara'dan İbrahim Tatlıses'e olay sözler. İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara konuştu. Şanlıurfa'da yaşayan Sara yazarlıktan kanaat önderliğine tüm sorulara samimiyetiyle cevap verdi. Eski eşi İbrahim Tatlıses'le devam eden davası için de konuştu. Davayı kazanırsam gelirini Gazze'li çocuklara bağışlayacağım dedi. Açıklaması olay olmuştu. Bir döneme damgasını vurmuştu. Hikayesiyle yüreklere dokunmuştu. Hani bir kez olsun sen de beni seversin. Yıllar sonra filmi çekilen merhum Murat Göğebakan'ın filmi olayla oldu. Eşim seni terk etti. Allah yolunda açık etsin. Bana mutlu bahtiyar etsin. Rahmetli sanatçının uzun yıllar menajerliğini yapan Servet Şan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada filmin gerçekte hiç bilgisinin olmadığını söyledi. Murat ihanet edilen, bunun karşısında da zavallı olarak ölüme terk edilen bir adam olarak gösterilmeye çalışılmış. Bunun özellikle Özoğlu Bülent'in bu şekilde aktarması ve izin vermesi çok acı. İnsanların izledikleri Murat asla gerçek Murat değil dedi. Sana aşık oldum insanım. Semih Cenk ve genç rapçi Doğu Svek Esra Erol'dan azar işitmiş. İkili yaptıkları canlı yayında bir ödül töreninde yaşadıkları ilginç anları böyle paylaştı. Bir iki muhabbet edelim. Esra abla döndü sessiz messiz dedim. Moralim bozuldu benim. Beyler Esra Erol bize kızdı ha. Bize kızdı yemin ederim, biz bir şey konuşuyorduk iki dakika aramızda. Çok kendim... gergin bir yer zaten. İki hani muhabbet yapalım, şakalaşalım falan dedik. Esra Erol böyle döndü arkaya sessiz dedi bize. Bize kızdı abi, annem gibi kızdı yani. Edis'in ay yaşı 15 Aralık'ta geliyor. Yakışıklı popçu kısa bir süre önce verdiği şarkı müjdesini gerçekleştiriyor. İşte Edis'in yeni şarkısının tanıtımı. Sen beni ay yaş gönlüm. Kilolu halleri akılda kalmıştı. Rıza Kocaoğlu bambaşka biri oldu. Kaslı fotoğraflarını paylaşan Kocaoğlu'nun yeni bir rol için mi spora başladığı merak konusu oldu. Bir kaslı paylaşımda haç kolyesi taktıktan sonra çok konuşulan Can Yaman'dan geldi. Fakat Can Yaman'ın pozunda Rıza Kocaoğlu'nda olduğu gibi büyük bir fark göremiyoruz. Hazar Ergüçlü'den olay poz. Ergüçlü'nün iddialı pozu sosyal medyada kısa bir süre içinde gündem oldu. Robert Hatemo'dan sahne şovu. Geçtiğimiz günlerde Zerrin Özer'i tiye aldığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Hatemo sahnede böyle dans şov yaptı. Bülent Ersoy'dan Dünya Güzelleri Masada'nın tanıtımı. Yılların divası Bülent Ersoy'un sosyal medya üslubuyla programın tanıtımını yapması fazlasıyla sempatik bulundu. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Cem Yılmaz'dan ev pozu. Cem Yılmaz'ın yaptığı bu paylaşımda arkadaki tablo dikkat çekiyor. Kaan Urgancıoğlu baba oldu. Allah analı babalı büyütsün. Adını da Ardıç koydular. Bebişlerini çikolata dağıtmış basın mensuplarına. Kaan'ı da hiç böyle görmüyorduk. Çok agresif tutumları vardı basın mensubu arkadaşlarımıza. Evet. Ama baba olunca demek ki... Şartlar değişti. Ya ne büyük mutluluktur o şimdi değil mi? Ben böyle baba olan bir ünlünün çikolata dağıttığını ilk defa görüyorum basına. Yapıyorlar mıydı? Ben hiç görmemiştim. Çok tatlı bir hareket değil mi? Yaptılar daha önce de çok oldu. Çok şeker, ben hiç çok görmedim. Artık onu da yapsın çünkü gazeteci arkadaşlarla arasını bir türlü düzeltemedi. Onlara bir yanlış yapmıştı biliyorsunuz. İleri geri konuşmuştu. Gazeteciler bayağı alınmışlardı. İşini yapan, gece yarısı işini yapan arkadaşlarımıza hak etmedikleri sözleri söylemişti. Artık bu kadar da yapsın yani. Ama tabii ki mutluluklarına ortak olalım. Güzel günleri olduğu için çok fazla da eleştirmeyelim geriye dönük. Yani özellikle mesela... Ay şimdi kötü şeyleri açma. Söylemeyeyim, çocuğun açmayayım, adamı, açmayayım, çocuğu açmayayım, olmuş. Açmayayım, açma. Açmayayım, tamam, hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar güzel bir jest yapmış. Ondan bahsedelim. Peki, kötü tamam. Şeyleri hatırlamayalım sürekli olarak. Tamam. Lütfen. Tamam, mutlu negatiften olsunlar. Negatiften arınıyoruz Bilal Özcan. Ardıç bebeğe arınıyoruz. Ardıç bebeğe de bol şans diliyoruz hayatta. Allah analı babalı büyütsün. Hoş İnşallah geldi. Hayırlı evlat olsun.
İnşallah sağlığıyla güzel güzel böyle üniversitelerden mezun olduğu günleri görmek nasip olsun. Amin. Evlendiler, barklandılar şimdi. Bebekleri doldu. Tabii konuşulmuyor artık bazı şeyler. Ama tamam. Bunları zaten bu masada konuşmuştuk daha önce. İlişkilerin nasıl başladığını vesaire. Artık Allah analı babalı büyütsün. Ama ayarı bozulursa konuşuruz ona göre yani. Bu ayarda devam etsin. Bak çikolata dağıttı değil mi? Bu böyle devam etsin. Böyle tatlı olsun böyle canımızı yesin Kaan Urgancıoğlu. Evet. Uçak röter yaptı, ortaya renkli görüntüler çıktı Amsterdam uçağında değil mi? Müzisyen arkadaşlar orada eğlendirmişler diğer yolcuları da. Bir dinleyelim izleyelim. Hayal oldu. Allah be diye. Ay sabah sabah sesim ya, açılmadan. İyi ki varsınız ya. Müzisyenler evet. İyi ki varlar. Ne kadar renkli kişilikler müzik ya. Müzik o kadar önemli ve kıymetli bir şey ki. Müzik gerçekten ruhun gıdası. Ve aynen. Müzisyen arkadaşlarımız iyi ki var. Onlar gerçek emekçiler. Bazen orkestrada kendileri zorluk çıkartıyor olsalar da şayet. Onlar olmazsa olmazlar. İyi ki varlar gerçekten de. Ay hiç böyle bir rotar yemek nasip olmadı ya. Ay, ben... İnşallah ben de böyle bir rotaya ben denk gelirim. Ben çok rötar gördüm de herkesin birbiriyle kavga ettiği uçak seyahatlerine denk geldi. Bir dakika. Böylesine denk gelmedim bundan ki. Bundan sonra ben de rotar yersem ben önce olacağım, çıkacağım şöyle ne güzel, söyleyeceğim. Ne güzel. İnsanın o uçakta ben de olsaydım ah diyesi geliyor. Çok neşeli gitmişler. Bayağı performans dinlemişler. Evet. Ücretsiz, mis gibi. Vallahi ne güzel. Peki dünya güzellerin başladı. Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan magazin yorumlayacaklar bu üçlü. Daha önce bir projede Hindistan'dalardı, dünyayı gezmişlerdi. Şimdi stüdyoda dünyayı eleştirecekler. Bakalım nasıl olacak bu proje, nasıl izlenecek mi, ne tepkiler gelecek? Allah. Yani dünyayı eleştirecekler ya, dünya güzellerini eleştirecekler. Tabii çocuğum. Yani Emine adım, fevkaladenin fevkindesiniz sevgili Bilal'cim. İnşallah seni de eleştirirler böyle. Yani eleştirsinler ama ben sektörle ilgili eleştiri yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü yani kendi ortamlarını mı eleştirecekler? Sanatçılarla ilgili konuşabilirler belki ama... Yani çok tepki çekerler. İstedikleri o belki tepki çekmek ha. Öylelikle yani öylelikle izlenmeyi çoğaltmak. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu hafta sonu yaptığım bir analiz sonucunda şuna kanaat ettim. Şimdi magazine ve magazini bugüne kadarki yorumlayan çok değerli arkadaşlarımız işte sizin gibi ya basın mensubuydu ya da işte sadece sunuculuk yapan arkadaşlarımızdı. Fakat şimdi işte sevgili Demet Akalın, sektörün içinde olan ben ve yani sektörün içinde olan insanlar da magazin ve mevcut bulunduğu meslekle ilgili yorum yaptıkları zaman halk çok seviyor bu durumu. Hem de daha böyle bir şey yapıyorlar. Onların tecrübelerinden kaynaklı merak ediyorlar. Aslında bunu yıllardır Hülya Avşar yapıyordu. Yani Hülya Avşar magazin muhabirlerine yapıyor bunu. Gündemi soruyorsunuz Hülya Avşar'a, gündemi yorumluyor. Fakat bunu şimdi böyle profesyonel isimlerin masada yapıyor olması... İnanın ki magazine başka bir şey getirdi. Şeyi merak ediyor enerji insanlar. Getirdi. Ya kuliste neler oluyor? Şimdi biz biliyoruz da bir yere kadar biliyoruz. Siz işin içinde anlatırken farklı detaylar ortaya çıkıyor. Ay Bülent Ersoy'da ne anılar vardır. Anlatmaz. Neler vardır. Anlatmaz. Kulis anlatmaz. Ay, insanların merak vallahi ettiği şeyleri anlatacaksınız. Bülent Ersoy çok eleştirel olacak. Bence Bülent Ersoy. Bir şey söyleyeceğim. Bak Banu Alkan hep böyle polyanacılık yapar. Kesin. Bebeğim. Bebeğim ben bilmem ki evet. Bebeğim der. Safiye Soyman biraz daha Bülent Ersoy'a yakın durabilir eleştirilerinde. Safiye abla yok ya. Safiye abla hep böyle olumlu ve şey pozitif baktığı için olaylara. Onun pozitif bakışı bir süre sonra Bülent Ersoy sinirini bozabilir. Aralarındaki üçlü denge keyifli bir yayın çıkartacak bence, diye düşünüyorum bence ben. Bu program magazinin komedisi olacak. Şimdiye kadar yapılmayan bir şey çıkacak buradan diye düşünüyorum. Ha, çünkü bol bol güldürecek bizi onlar üçlü. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Bana da öyle gibi geliyor. Eğlenceli. Evet.
komik, mizahi bir şey yani yorum modeli olacak gibi geliyor bana. Ay ben evet. Hala şeyi unutmuyorum. Bu ütüyle sucuk kızartmışlardı ya otel odasında. Ya neler onu var, izleyin neler. İnternette çok komikler ya. Neler Bülent var. Ersoy otel odasında canı sucuk çekiyor, ütüyle sucuk kavuruyorlar yani. Ama onlar tabii ay, herhalde komiklerdi. Şeydi yani kurguydu. Yok yok gerçekte yok, de, vallahi gerçekte de var. Gerçi evet. Konuşuruz. Bir gün konuşuruz onu. Kenan Doğulu sahne İzmir sahnesinden 15 milyon lira almış İzmir Belediyesi'nden. Daha önce de Tarkan ve Gülşen de çıkmıştı. Bu nasıl bir bütçe ya? Vallahi bu 15 İzmir, milyon. İzmir Belediyesi ile ilgili daha önceki yayınlarımızda da gözüm yanıyor bu arada. Gülşen sahnesiydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam ya da hatırlamıyorum yani şimdi sanatçının ismini. Burada sanatçıları tenzih ediyorum elbette ki, onların bu anlamda hiçbir sorumluluğu yok. Onlar teklif gelir ve hizmet için sanatçısıyla buluşmak için gelen teklifi değerlendirir. Fakat burada talep edilen bütçe ve karşılanan bütçeyi konuşmak gerekirse İzmir ülkemizin en şahane illerinden bir tanesi olmakla beraber maalesef bakımsız kalmış bir ilimiz. Bu anlamda orada yaşayan birçok dostumuz, arkadaşımız ve oradaki halkın özellikle İzmir'in çöpünden, kokusundan, altyapısından ve yine geçenlerde biliyorsunuz çok ciddi bir sel oldu. Yani evet. Bir yağmurda bütün sokaklar, bütün dükkanlar su bastı ve insanlar dükkanlarını kapatmak evet, zorunda deniz kaldılar. Deniz taştı. Deniz Alsancak, evet. Yani, Alsancak konağı deniz suyu bastı. Şimdi ya böyle bir İzmir'de şey var mı ya? Böyle altyapı sorunu varken, bu kadar bazı lojistik sorunlar varken bu bütçelerin eğlenceye ayrılıyor olması. Bakın sanata elbette ki bütçe her zaman ayrılsın. Buna karşı değilim. Fakat bu kadar altyapısal ve yaşamsal sorunlar varken maalesef bu anlamdaki dengesiz harcamaları eleştirmek durumunda kalıyoruz haklı olarak. Şimdi bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği bir konser ve burada bütçeler daha yeni ortaya çıkıyor. 15 milyon lira aldığı baktığımız zaman yani İzmir Belediyesi hizmette sınıfta kalırken nasıl bu kadar büyük bir bütçeyi... sanatçıya verebiliyor. Tarkan'ın maliyeti İzmir Belediyesi'ne 23 milyon liraydı. Gülşen'in maliyeti İzmir Belediyesi'ne 10 milyon liraydı. Vay şimdi vay vay. Kenan vay. Doğulu için 15 milyon lira deniyor. O paralarla, o milyonlarla İzmir'in alt yapı sorununu kısmen çözülürdü. Yani çok haklısın. Ve sen bunu bir sanatçı olarak söylüyorsun. Çünkü gerçekler böyle yani. Muhtemelen benim bu eleştirilerimden sonra İzmir Belediyesi'nden ben sahne alamayacağım gibi gözüküyor ama yani sonuçta ben doğruları söylemek zorundayım. Buradan belediye başkanının bu anlamdaki kararı neden bu şekilde olabiliyor? Böyle bir inisiyatif niye kullanıyor? İnsanların altyapıdan daha ziyade eğlenmeye mi ihtiyacı var İzmir'de? Yani bunu bir tabii ki tartışmak gerekiyor ve sormamız gerekiyor. Neden İzmir Belediyesi'nde dükkanları bir yağmurda su basarken, deniz taşarken, çöp sorunu varken, altyapı sorunu varken bu bütçeler bu gibi durumlara ayrılmıyor da hep böyle eğlence ve konsere ayrılıyor diye soruyoruz. Sizden de bu konuda bir cevap bekliyoruz İzmir Belediyesi. Peki bir diğer haberimize devam edelim. Yeni bir kaos yüklendi. Aleyna Tilki fitili ateşledi. Aleyna'nın paylaşımı menajeri Haluk Şentürk'ü de çileden çıkarmış. Aleyna Tilki'ye haksızlık mı edildi? İzleyelim. Aleyna Tilki müzik dünyasını karıştırdı. Aleyna'nın paylaşımı Haluk Şentürk'ü çileden çıkardı. Hani bu sektörü domine eden insanlar çok az sayıda. Bazıları gerçekten işini mükemmel yapıyor. Bazıları da... Haluk Şentürk sanatçı mı kayırdı? Aleyna Tilki'ye haksızlık mı edildi? Aleyna Tilki'ye kimler taraf, kimler bertaraf oldu? Duygu diliyle konuşan bir insan yok. Tamam, iş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? Peki Aleyna'nın polemiği sonrası Hadise ve Ece Seçkin neden birbirine girdi? Yanlış anlaşılma mı oldu? Müzik dünyasında sadece belli isimler mi tutunabiliyor? Müzik dünyasında para ve başarının sırrı menajerlerden mi geçiyor? Piyasayı yetenek ve ses değil, menajer mi yönetiyor?
magazin dünyası geçtiğimiz cuma günü feci bir şekilde sonlandı. Aleyna paylaştı, sosyal medya yıkıldı. Aleyna'nın küfürlü paylaşımı deprem etkisi yarattı. Ve bu özlemi gideremediğim için gerçekten bu sektörün hepsi... Aleyna Tilki'nin hedefinde Haluk Şentürk mü vardı? Ben bu sektörün hepsi... Tilki'nin suçladığı kişiler arasında sadece menajer Haluk Şentürk yoktu. Ona bağlı sanatçıların da olduğu ortaya çıktı. İddialara göre Aleyna'nın bir Avrupa turnesine katılması için yapılan görüşmeler sırasında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle Aleyna'nın kadroya dahil edilmediği belirtildi. Genç şarkıcının daha sonra konserlerin iptal edilmesi üzerine suçlamalarda bulunduğu ifade edildi. Haluk Şentürk, Aleyna Tilki'nin suçlamalarını reddederek Aleyna'nın kariyerini yönetemediğini ve saçmaladığını belirtti. Ayrıca Aleyna'nın kendisine hedef gösterdiği iddialarına da yanıt verdi. Beni öldürmek istiyorlar iddiasına şöyle cevap verdi Şentürk. Aleyna kendi kendisinin katili. Aleyna Tilki sahnelere çıkmasının engellendiğini iddia etti. Genç popçunun menajeri Şentürk ise Avrupa turnesinde istediği lüks talepler sebebiyle kadro dışı kaldığı açıklamasını yaptı. Şentürk'ün gündem olan bu sözlerine şöyle cevap verdi. Hakkında çıkan açıklamalar doğru değil. Hatta gerçeklik algınlığı oynanan bir oyunda. Çıkacağımız turnede yurt dışı uçak bileti, ekipman masraflarının çok olduğunu söylediler. O turnede olmak istediğimi uçak masrafını düşürmek için uçak bana şart değil. Zaten dünyanın her yerinde tek kalıyorum. Orada bir evde kalır, trenle de konserime gider gelirim. Zaten nasıl oldu da tüm sektör algı operasyonuyla beni benden tam tersi göstermişti, hiç anlayamamıştım. Artık daha yeni bir versiyonumda olduğum için her şeyi anlıyorum ve tek değilim sözlerini kullandı. Aleyna Tilki bu polemiğin ardından menajeri Haluk Şentürk'le yollarını ayırdı. İddialara göre profiline kendi adının olduğu bir iletişim adresi bıraktı. Mobbing gördüğünü söyleyen Tilki iddialara göre artık bir süre bir menajerle çalışmayacak. Aleyna Tilki'ye birçok isimden destek geldi. Can Bonomo Britney Spears örneği verdi. Hilal Cebeci ise aynı şeyleri ben de yaşadım dedi. Evet, bu polemik bir kenarda dursun şimdi, işler biraz ilginçleşiyor. Haluk Şentürk'ün bir numara sanatçılarından biri kim? Hadise. Hadise bu olayların fitili yeni ateşlendiği sırada büyük bir organizasyonda sahne aldı. Olaylı bir sahneye imza atan Hadise birbirinden iddialı paylaşımlar yaptı. Bir paylaşımına da bebeleri pistten alalım dedi. Bu sözler Aleyna'ya mıydı? Hatta Hadise'nin bu paylaşımına Haluk Şentürk de yorum yaparak tarafını belli etti. Hadise'nin menajerine destek verdiği ortadaydı. Hatta Hadise'nin eski bir konserinde yaptığı bu paylaşım daha da manidardı. Bu göndermeler peki hedefine ulaştı mı? Belki ulaşmıştır ama Hadise bir taşla iki kuş vurdu. Hadise'nin bebeleri pistten alalım lafına bir gün önce aynı etkinlikte sahne alan Ece Seçkin alındı. Ece Seçkin de Hadise'ye göndermeli bir paylaşım yaparak cevap verdi. Hadise böylece Türkiye'nin hafta sonu konuştuğu isim oldu ve yine gündem olmayı başardı. Bunlar yaşanırken de hedefine ulaşan Hadise yaptığı başka bir paylaşımla ince ince tüydü olay mahallinden. Peki cidden Aleyna Tilki haklı olabilir mi? Aleyna Tilki dışlandı mı? Genç sanatçılar bunu yaşıyor mu? Yetenek mi önemli, çevre mi önemli? Müzik piyasası menajerlerin mi elinde? Yoksa Aleyna Tilki kendi kariyerini Haluk Şentürk'ün de dediği gibi kendisi mi bitirdi? Şimdi Aleyna'nın önce Avrupa turnesinden adı çıkartılıyor, ardından konserleri iptal ediliyor. Aleyna buna dayanamayıp bir video paylaştı. Dedi ki bu sektörü hep aynı insanlar domine ediyor ve benim işlerime engel oluyorlar dedi. Ve o bazı kişileri kastederek, yani menajerleri kastederek ve onların bağlı bulunduğu sanatçıları kastederek işlerinin engellendiğini iddia ediyor. Ve sinkaflı bazı cümleler de kullanıyor. Ardından gözler Haluk Şentürk'e çevrilmişti. Haluk Şentürk de dedi ki Aleyna kendi kariyerinin kendi katilidir dedi. Bu arada Haluk mesaj attı, onu da söyleyeyim. Ben menajeri değilim, sadece booking yapıyorum diyor. Yani
sahnelerini ayarlıyorum. Yıllardır Özgür Aras onun menajeridir diye de ekledi. Buradan da belirtelim. Evet. Yani Alena Tilki finale doğru gidiyor maalesef. Dünya starı olacağım derken kendi hayat görüşü, hayata bakışı, Türk toplumuna toplumun değerlerini anlayamaması, bu Alena Tilki ile ilgili son 3 senedir konuştuğumuz konular maalesef burada sektörün onu dışlaması da kaçınılmaz bir gerçekti. Kaçınılmaz bir sondu. Ne yazık ki şimdi Özgür Aras diyorsun. Özgür Aras Alena Tilki'nin 2020'den 21'den beri menajeri. Mesela Özgür Aras Alena Tilki beni diyor istediğim yerlere, kendimi gösterebileceğim sahnelere. Yani Türkiye'nin en iyi sahnelerine çıkarmıyorlar. Ben bunu hak ediyorum. Beni küçük sahnelere, kıyıdaki köşedeki sahnelere çıkartıyorlar demek istiyor. Özgür Aras kadar Alena Tilki'ye değer veren, onu seven, onu kollayan birisi yoktur bence sektörde. Özgür Aras daha geçen gün Ece Seçkin'i Fenerbahçe'nin kapalı spor salonu ve işte o en güzel sahnenin kurulduğu tesiste sahneye çıkardı. Müthiş bir şov yaptı Ece Seçkin. Özgür Aras Alena Tilki'yi oraya çıkarmak istemez mi? İster. İster ama bunu sen hak edeceksin. Sen alacaksın bunu. Yani acaba seni oraya çıkarırsa o biletler satılır mı? Acaba medya seni eleştirir mi Alena Tilki olarak? Sahnede bir duruşunla, bir giydiğinle acaba Özgür Aras'ı mahcup mu edersin? Bu arada Özgür Aras da dilerse bağlanabilir. Evet. Yani Özgür şu anda hala menajer değil. Özgür'le beraber başladılar ve Özgür'le çalıştığı dönemde Alena çok güzel bir grafik çiziyordu. Çünkü Özgür bir abi gibi, bir aile gibi Alena'ya çok güzel sahiplendi. Alena'yı çünkü tanıdığı için, bir de Alena daha da küçük olduğundan nerede ne yaparsam hani bu çocuk daha verimli olur. Ondan sonra işte ne yerse mutlu olur da bu ona sirayet eder gibi gibi. Hem abi gibi hem profesyonel bir menajer olarak Alena'ya çok itinalı davrandı. Şimdi bir sanatçının menajeriyle olan uyumu çok önemlidir. Menajerin sanatçıyı tanıması çok önemlidir. Burada tabii ki bir yere kadar bir menajer sanatçı için bu fedakarlığı yapar. Çok sevdiğinden artı bir de tabii ki karşılıklı kazanç elde ettiklerinden ama artık yani sanatçı bir yerde fazlasıyla yormaya başlıyorsa menajerin de orada yapacak bir şey kalmıyor. Söz dinlemiyorsa, laftan anlamıyorsa, kendi kafasının dikine gidiyorsa devam et lütfen. Fakat ben burada tabii şimdi Aleyna'yı yaşı gereği yermektense bak şimdi tabii ki ayıplayacağımız çok şey var. Yermektense bir genç kızın psikolojisini ve bundan sonraki hayatının daha sağlıklı devam edebilmesi adına daha önceki birkaç söylemimde de olduğu gibi bir abla olarak bir an önce toparlanması gerektiğini, ne kadar başarılı olabileceğinin tekrar farkına varıp yaşanan negatif olayların aslında hepsinin kendisiyle alakası olduğunun bir farkına varmasını istiyorum. Biz Aleyna'yı çok seviyoruz. Çok güzel işler yapacağına da inanıyoruz. Hiç kimse seni dışlamıyor Aleyna. Hiç kimse sana karşı özellikle bir gard almış durumda değil. Ama sen fazla aşırı hareketler yaptığın ve insanları yorduğun için İnsanlar da bu kadar zor şartlarda hayat mücadelesi verirken biraz bıktırıcı olabilirsin. Alena Tilki ile ilgili pardon. Çok bir son bir şey de tamam. Söyleyeceğim. Burada maalesef annesini ben eleştireceğim Aleyna'nın. Hava Hanım bu kadar yaşı küçük şöhret olmuş bir evladının yanında bir menajer gibi olmasa bile hamisi olarak olgunluğuyla psikolojik olarak ona her zaman destek verici tavrıyla yanında olması gerekirken kendisi de sanat camiasında var olmaya çalışıp çocuğunun o anlamda çok yanında olamadı. Bu da çok büyük bir eksiklik. O Alena Tilki nasıl toparlayabilir? Psikolojik olarak tabii ki çocuk biraz yalpalıyor şu anda. Biraz değil. Alena Tilki büyük bir çöküşte. Alena Tilki nasıl toparlayabilir? Cuma günkü programda Alena Tilki'yi konuşurken şarkıdır esas olan demiştim. Senin şarkın olmadığı için bütün defoların gün yüzüne çıkıyor ve de çıkacaktır. Ama seni sen yapan o 3, 4, 5 şarkı Emrah Karaduman'la yaptığınız, Emrah Karaduman'ın çok iyi bir besteci, çok iyi bir yapımcı olduğu gerçeğini kabul etmek istemedi. Nedense aranızdaki aşk ilişkisinden de doğan bir şeyle, güçle, manevi şeyle kendini çok daha üstün gördün ve Emrah Karaduman'ı şutladın.
kendi bestelerin, beste konusunda yeteneksizsin. Yurt dışından gittin, saçma sapan besteler. Şu anda harika bir şarkı yakaladın. Ben burada şarkı deyince senin 5 gün önce çıkardığın bir şarkıyı bana link attılar. Harika bir şarkı. İşte Doğu Sivek, rapçi. Onunla beraber yaptığın düet. Müthiş bir şarkı. Herkes dinlesin. Senin böyle şarkılarla yürümen ama kendini Selen'in dediği gibi yeniden sıfırdan kodlaman gerekir. Senin toplumdan üstün olmadığına, toplumun örf adetlerine saygı duyacağına herkese inandırman gerekir. Kendi sektörünü de inandırman gerekir. Ya tamam, menajer yönlendirir de biraz da insanın kendi kendisine düşünmesi lazım. Önce o kötü alışkanlıklardan bir uzak durman lazım. O arkadaş çevreni bir değiştirmen lazım. O obje gibi kıyafetleri bir kere artık atman lazım o çöpe. O külotları, sütyenleri giyme kardeşim. İş değil. O imajı üzerinden attıktan sonra sen olacaksın, evet. Zaten. O yüzden kariyerini doğru yönetemiyorsun. Evet. O yüzden aynı yerde sayıyorsun ve şu anda Haluk Şentürk yine yazdı mesaj. Diyor ki Avrupa turnesine girmesini isteyen ve ısrarla koymaya çalışan benim. Niye engel olalım? Ben ya da turnedeki sanatçılar, kararı turneyi yapan organizasyon firması Uğur Bayhan yaptı ve turneyi iptal etme sebebi de şartların organizasyon firmasına uymamasıydı. Bana diyor. Ev tutun demiş. Amsterdam'da, evet. Herkes otelde kalırken bana ev tutun demiş. Amsterdam'da istediği semtteki, istediği tarzdaki evin günlük kirası arkadaşlar 1000 euro. Biz demişler batarız ya. 1000 euro günlük kirayla bir aylık ev tutun bana demiş. Herkes gibi otelde kalmayı neden istemiyorsun yani? Nedir bu yani? Önceden trenle gideyim, Airbnb'de kalabilirim gibi uyum sağlamaya çalıştım. İşte o dediğin şirketten ev bakmışlar. Onun dediği semtte günlük 1000 euroymuş. Ona niye bu ayrıcalık tanınsın? Bizim bütçemize uymaz mı demişler. O kadar sanatçı istemiyor böyle bir şeyi. Ne ayrıcalığı ya var? Ya bu arada şimdi Haluk Şentürk zaten eğer ki sahip çıkamayacağı ve doğru düzgün iş anlamında yardımcı olamayacağı bir sanatçı varsa zaten bünyesine almıyor. Yani inanmıyorsa bir sanatçıyı bünyesine almıyor. Zaten yeterince yoğun bir sanatçı şeyi var, portföyü var. O yüzden de şayet doğru düzgün bir şey yapamayacaksa ve vakit ayıramayacaksa o sanatçı o portföyünü almıyor. Bu anlamda da kendisine referans olmazdı zaten ama burada işte dediğim gibi Aleyna'nın kendisini biraz toparlaması lazım. Aleyna'ya acaba o iç çamaşırlarıyla ve bu kadar objeleşmesi için yön veren kim oldu? Onu çok merak kendi ediyorum. Kendi kafası, kendi onun kafası. Onun kendi kafasıyla olduğunu kendi düşünmüyorum kafası, ben. Kendi kafası hayatım, kendi yani kafası. Düşünmüyorum değil, kendi kafası. Yurt dışındaki pop starlara ve oradaki algıya, oradaki magazinleşme haline tamam, biraz şekilde, özenip kendi kafası. Belki de kendi kendini bu anlamda yanlış yönlendirirken yine birisinin onu yapma demesi ve bir büyük tarafından yönlendirilmesi, onun da o büyük dinliyor olması gerekiyor. Özgür Aras niye bıraktı onu zannediyorsun? Bu laf anlamıyor, laf dinlemiyor. Özgür Aras dediğim gibi Ece Seçkin'i Türkiye'nin en güzel sahnelerinden birine çıkarırken çok sevdiği Aleyna Tilki'yi çıkaramaz mıydı 3 senedir her sahneye, her yere? Çünkü şarkısı yok. O İngilizce saçma sapan, Türkiye'den kimsenin dinlemeyeceği, anlamayacağı. Diyor ki ben İngiltere'de işte şu sanatçıyla, şu şeyle, DJ ile stüdyoya girdim, şu şarkıyı yaptım. Harika. Sana göre harika. Türkiye'de kim anlar ondan kardeşim? Bak, Türkiye'de sen arabesk popla, arabesk pop şarkıyla yıldız oldun Aleyna. Bak şimdi burada bu son şarkında rap de var, arabesk de var, pop da var. Bu son şarkı. Bunun gibi şarkılar seni tekrar... Şarkının önünde kimse duramaz. Bir tek sen durabilirsin Aleyna. Yaptığın hatalarla, yanlışlarla. Diyorsun ki ben kendimi sizlere emanet ediyorum diyorsun. Seni sevenlere. Ama sen hatalar yaparsan ben... Kızım olsa 14 yaşında, 15 yaşında sen iç çamaşırla poz verdikçe bunu dinlemeyin derim kızıma. Anlatabiliyor muyum? O postları oraya yapıştırdıkça sen iç çamaşırıyla bunu dinleme kızım derim. Yasaklarım babası olarak. Kendini çeki düzen vermek zorundasın. Artık 17 yaşında değilsin. Kariyerini doğru yönetmek zorundasın. Bunun örnekleri de var. Doğru yönetilmeyen kariyerlerin. Bakınız Britney Spears ne hale geldi. Mesela koskoca, çok güzel bir örnek. Bak çok güzel bir örnek Aleyna. Ve muhteşem bir yerdeydi. Dünyada tanımayan yoktu onu ama geldiği son arkadaşlar, noktaya bak. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeyim mi? Bir İnşallah yani kaderiniz benzemesin. Kendisinin kendi başarısı ve kendi yönetimi yoksa isterse yani Ahmet Ertegün hortlasın. Alsın onu, yine hiçbir şey olmaz. Değil mi? Sanatçının önce kendisinde bitiyor, sonra iyi bir menajer birlikteliği elbette ki çok önemli.
Ama sizin halk tarafından karşılığınız ve talebiniz olmamaya başlıyorsa hiçbir menajerin sizin için yapabileceği bir şey yok. Şimdi bir de polemik var, onu da konuşalım istiyorum. Hadise paylaşmış onu da X'te. Diyor ki bebeleri pistten alalım diyor. Ne üzerine deniyor bu? Ard arda Ece Seçkin'le konsere çıktılar. Önce Ece Seçkin çıktı. Ertesi günde Hadise sahne yaptı. Aynı organizasyonda ve Hadise böyle bir yazı paylaşıyor. Ece Seçkin de yine bir Türkçe rap sözlerle ona cevap vermiş. Bence o Ece Seçkin ne değil de Hadise Aleyna'ya. Çünkü Aleyna Tilki diyor ki ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da bu durumu en çok destekleyen insanlar. Yani benim aleyhimde, menajerin benim aleyhimde olmasını en çok destekleyen, hem de çok iyi bildiğiniz isimler diyor. Bunlar diyor 20 yıldır, 20-30 yıldır çalıştıkları insanların sözünden çıkamıyorlar diyor. Haluk Şentürk için söylüyor. Haluk ve da zaten Hadise için söylüyor. Tabii. Menajeri de Haluk Şentürk. Evet, evet. Yani bence Ece orada üzerine alındı. Ama Ece'nin konserinin ertesi günü paylaşıyor bunu. Ve aynı tarz müzik yapıyorlar. Yine aynı dans şovları ben falan. Ben de Ece ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Aynı şey yani Aleyna ile alakalı. Çünkü Aleyna direkt onlara gönderme yaptığı için o da ona bir şekilde cevap vermiş. Ama tabii ki ne olursa olsun alt jenerasyona bir üst jenerasyonun her zaman destekleyici ve olgun tavırda olması gerekiyor. Bu sektörde gerekiyor. Var mı sence? Ben televizyonculukta da bunu göremiyorum maalesef. Benden yaşça üstün kişilerin hiçbir zaman desteğini görmedim. Göremezsin. Tam tersi köstek oluyorlar sürekli. Göremezsin. Hatta rekabet ortamı gibi ben düşünerek rakip görüyorlar sektörde, seni. Sektörde Sezen Aksu dışında alttan gelen jenerasyonu destekleyen hiçbir sanatçı görmedim. Görmedim. Hiç kimsenin elinden tutan bir sanatçı, bir üst sanatçı görmedim. Ödleri kopuyor, birisi daha çıkacak, o pasta yerim diliminden diye. Birisi daha nem alınacak diye. Yani biraz da mesela çok başka bir şey ama Demet de mesela destekleyici bir kız. Yani böyle etrafındaki arkadaşlarına bir şekilde böyle destekleyici, hiç onları böyle yok etmeye çalışıcı bir tavrını onun da görmedim. Ama büyük böyle olan başı çeken, müzik sektörünün başını çeken Sezen Aksu dışında ben sektöre birini kazandıran, sektörde insan destekleyen büyük star açıkçası görmediğim gibi bir de insanları yok etmeye çalışıyorlar. Bu tavrı sevmiyorum ben. Peki Ece Seçkin'in sahnesi mi, Hadise'nin sahnesi mi? Hadise'nin sahnesi ama ben Hadise'nin şu demin konuştuğumuz konuda o anlamda Aleyna Tilki'ye ne verebilir ki Hadise? Aleyna Tilki'nin sesi Hadise'den 1000 kat daha güzel. Aleyna Tilki de şov yaptığı zaman yapıyor. Yani Aleyna Tilki'nin gençliği de var. Aleyna Tilki yalnız aklı yok. Bir de aklını değiştirse, düşüncesini değiştirse 3 tane 5 tane Hadise yapar. Şikolata Aleyna katılıyorum. Tilki. Aleyna Ken özgün bir kız. Ama evet. Hadise ya ben Beyoncé'yi mi izliyorum? Tabii özgün bir kız. Jennifer Lopez'i mi izliyorum belli değil. Sahnede bir kimliği olduğunu düşünmüyorum ben Hadise'nin. Değil. Yani Beyoncé'nin dünya turnesini izliyor. Aynı Beyoncé gibi oluyor. 3 sene önce gitti Jennifer Lopez'in kıyafetlerine kadar aynılarını yaptırdı, sahne aldı. Yani daha oturmuş bir sahne tarzı yok. Ve playback. Canlı dinleyemiyoruz biz hiçbir zaman Hadise'den. Öyle ama mesela öyle. Ece Seçkin'i izledim. İngilizce şarkıları kız canlı canlı çatır çatır okuyor. Yani ilk ama defa Hadise izledim de çok sahnede güzel inanamadım. Şarkı okuyor. İnanılmaz ama şu tespitin doğru ki ben sahnede. Hadise'yi çok beğeniyor olmama rağmen evet özgünlük durumunda. Yok. Mesela Aleyna özgün bir kız. İşte Gülşen özgün. Hande Yener özgün. Aynen. Yani özgün. Ama Hadise dediğin gibi yani böyle işte Jennifer Lopez, Beyoncé'nin yolunda kıyaslanıp onları örnek aldığı, örneklediği böyle. Onlardan var zaten dünyada. Gibi hissettiriyor. Ne yapsınlar taklidini ya. Var zaten orijinalini izlerim ben açarım. Beyoncé'nin dünya daha turnesini. Daha uygun fiyata. Türk sanatçısı olarak Beyoncé konserine gidemeyenler Hadise konseriyle tatmin olabiliyorlar efendim. Yerli versiyonu diye. İşte bana da gelip arada sana Ceylo'yu falan böyle görmüş gibi oluyorlar. Sende de mi Ceylo'ya mı benzetiyorlar seni tabii? Ya yani işte benzetiyorlar öyle biraz fiziksel olarak. Ama işte bizim de arkamızda bir menajerimiz yok ki şöyle bir bir görüşelim sen tüketsen. Yok çok şükür. Ben buradan sevgili Kadir'e selamlarını gönderiyorum. O da çok güzel çalışıyor şu anda. Sahne ve şeylerle alakalı, konserlerle alakalı. Şimdi yeni şarkımız da geliyor. Bakalım bizim işlerimize kimler engel olmaya çalışacak. Ve olmaya da çalışıyorlar bu arada. Benim de çok işlerime engel olmaya çalışan isimler oldu da. Ben buradan tabii ki bu polemiğe girmeyeceğim. Bu iş böyle. Ben hiçbir zaman bunu yapmayacağım. Benim arkamdan gelen nesle
de hiçbir zaman sırt çevirip onları yok etmeye çalışmayacağım. Evet. Aksine elimden ne geliyorsa yapıyorum da bu arada yapacağım da. Yap canım. Şimdi kısa bir reklamımız var, ardından peki. TikTok rezaletiyle ilgili yeni gelişmeler var, onlarla geliyoruz. Evet, Aleyna olayı tabii çok konuşuldu, çok gündemde kaldı. Onunla ilgili de yine mesajlar da geldi. Bu konuyla alakalı daha çok su kaldıracak bu konu, bu polemik. Diğer popçular da dahil olabilir. İrem Derici kaos istiyordu. Bakalım İrem Derici ne söyleyecek bu konuyla alakalı. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Mesela Gülşen'in şimdi Miley Cyrus'la Madonna'ydı değil mi? Mesela Aleyna ile ya Hadise ya Gülşen beraber mesela sahne alsalar ne kadar keyifli olurdu ki? Bence böyle şeyler de istemişlerdir diye düşünüyorum ben. Yani orada başka teknik problemler oldu. Aleyna bir an önce kendini toparlayıp güzel sanatını icra etmeye başla güzel kızcağızımız. Hadi Dilan Polat dosyasıyla devam edelim. Çünkü her gün yeni bir gelişme oluyor. Hizmetlisi Şule sınır dışı edildi. Türkiye'ye vedasını kahraman gibi yapınca tepkilerin odağı olmuş. Dilan'ın can yoldaşı Şule sınır dışı edildi. Türkiye'ye vedasını kahraman gibi yapınca tepkilerin odağı oldu. Yaptığı paylaşım olay yarattı. Nezdemir Şule'yi nasıl uğurladı, ne gönderme yaptı? Peki Şule, Dilan ve Engin hakkında ne itiraf etti? Sınır dışı edilme sürecinde neler yaşadı? Dilan Polat ve Engin Polat akıbeti hakkında gelişme var mı? İddianame ne zaman hazırlanacak? Çiftin ceza alma ihtimali bilir kişiler tarafından yüzde kaç görülüyor? Dilan Polat serbest kalır dedikodularında son durum ne? Şu ana kadar sabrettik, şu ana kadar sabrettik. Her şey çok güzel başlamıştı oysa ki. Kafamızdan büyük yüzükleri, milyon dolarları, güzellik merkezleri, kullanırken seçmekte zorlandığı birbirinden lüks araçları vardı. Engin Polat, Dilan Polat'ın arabaları peş peşe gidiyor. Fakat ne oldu bilin bakalım. Fazla harcamaları, uçak paylaşımları, görgüsüz hayatları dikkat çekti. Banu Parlak söylemezsem olmaza konuştu, gözler Dilan'a çevrildi. Dilan Polat bu süreci iyi yönetemedi. Bir de üstüne Halil İbrahim Kalkan'ın bacağından vurulması, bir de Engin ve Dilan tarafından vurulduğunu iddia etmesiyle olaylar bir bir patladı. Dilan Polat'ın kaçacak yeri kalmadı. İyiyim, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Osman merhaba. Bu sefer de kanıtları yok etmekle birlikte suçlanıyorsunuz. Neler söylemek istiyorsunuz? Dilan Polat ailesinin kurbanı mı oldu? Dilan Polat masum muydu? Gerçekten reklam yüzü müydü? Hadi! Yoksa işler daha da karmaşık bir suç örgütünün perde arkasında mı saklıydı? Bu soruları enine boyuna konuştuk. Yaklaşık 2 ay boyunca Dilan Polat olaylarını masaya yatırdık. Dilan Polat magazin haberi olmaktan çıktı. Ana haberlere konu oldu. Varmış gibi olmayayım ama kafanız kadar. Çok bakmayın kız, gözünüz kadar. Şaka şaka bakın. Yakından bak. Yalnız ağır. Hele bu. Tutuklandılar. Adliyeye sevk edildiler. Cezaevine girdiler. Enerjimi bitirdiler. Ben Dilan Polat. Yokluğu da gördüm. Altın bardaklardan, altın kahveler içmeyi de gördüm. Ne yazık ki zenginliğim çok sürmedi. Olayları biliyorsunuz özetle. Biz yolsuzluk yapmadık. Bu paraları biriktirdik, çalıştık, emek verdik. Peşi sıra gerçekleşen bu olaylar silsilesi gözleri diğer fenomenlere de çevirdi. Resmen Türkiye'de bir devrim başlamıştı. Dilan ve Engin'in yaptıklarının faturası güzellik merkezlerine kesildi. Kurunun yanında yaş da mı yanıyordu? Tüm güzellik merkezi işletenler zan altında kalıyor ve skandallar arka arkaya geliyordu. Bu demek değil ki sen suçlusun. Hayır. Öncesinde tedbir amaçlı savcılar mal varlığı, hani mal kaçırmayalım diye tedbir koyuyor. Ahmet Gün'ün, Sezgin Polat'ın ve diğer Polatgillerin sicillerinin epey kabarık çıkması ve ifadelerdeki çelişkiler cezaevinden çıkma şanslarını daha da azaltıyordu.
duvarlar konuşuyor. Dilan ve Engin'in cezaevi duvarları kalınlaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde ikilinin kara kutusu olarak lanse edilen Şule de gözaltına alındı. Şule'nin ne ifade verdiği merak konusu oldu. Çocuklara kim bakacaktı? Sizin şeylerinizi istiyor Şule, paralarınızı istiyor. Şule'nin sınır dışı edilmesine karar verildi. Şule bu olaylar sayesinde o kadar tanınmıştı ki şöhretten gözü döndü. Ülkesinde prensesler gibi karşılanacağını düşündü. Öyle bir paylaşım yaptı ki tepkilerin hedefi oldu. Şule kendisini Dilan Polat zannetti ve Dilanvari paylaşımlarıyla pest edirtti. Sosyal medya platformlarında trendlere oturdu. Peki Nezdemir Şule'yi nasıl uğurladı? Ne gönderme yaptı? İşte Nezdemir'in Dilan'ın kankası Şule'yi uğurlarken kullandığı sözler. Güle güle Zule, bu millet de sana bayılıyordu. Madem ülkeni bu kadar çok seviyordun, oradan ekmek keseydin, yallah. Bu bile benim için inanılmaz onur kırıcı. Samimi söylüyorum. Sosyal medya dışında televizyon dizileri de senaryolarına Dilan'ı konu etti. Arka Sokaklar dizisi Dilan'ı böyle tiye aldı. Kızılcık Şerbeti de öyle. Şimdi gelelim Dilan ve Engin hakkında skandal iddialara. İddialara göre Dilan ve Engin daha içeri girmeden önce haklarında haber yapan birçok haberciye rüşvet teklif etmiş. Peki Dilan Polat'ın geçtiğimiz hafta gündeme oturan serbest kalabilir dedikoduları doğru mu? Dilan hakkında bir karar verilecek mi? İddianame ne zaman hazırlanacak? Dilan serbest kalabilir mi? Engin Polat ne kadar hapis yatacak? Polat ailesinden kimler tutuksuz yargılanacak? Kimler için aydınlık günler mazide kaldı? Şimdi hepsi sadece söylemezsem olmaz da. Şule de meşhur oldu ya. Yani Dilan Polat'ın hizmetçisi olarak ünlendi ve ülkesine gitti. Ülkemizin. Deport edilen kadın sanki böyle kahraman gibi gidiyor ama. Yani. Peki bir soru sorayım Şule ile ilgili o zaman ikinize de. Şule ülkesine gitti. Ülkesinden Instagram'da paylaşımlar yapsa takip edilir mi Şule sizce? Ya Şule kim ne yapsın artık? Ya. Ama ya. Olacak. Biliyor musun? Ya. Şimdi kendi ülkesinden böyle bazı paylaşımlar yapıp o fenomenlik durumunu devam ettirmeye çalışacak ama yani öyle bir talep görmeyince de zaten yavaş yavaş vazgeçer, bırakır diye düşünüyorum. Yani ülkemizin ünlü insana ve yeni insana ihtiyacı varmış. Ben bunu biraz böyle sosyolojik açıdan baktığım zaman konuya, yani bütün işte dizilerden tutun da dijital mecralar, işte haber programları, gazeteler ve halkın bu konuya olan merakı, ilgisi ve talebini düşüneceğimiz konunun aslında içinin ne olduğunu ben çok merak ediyorum. Neden bu kadar bu iş dikkat çekti? Söyleyeyim. Her insanın lükse merakı vardır. Her insanın ihtişamlı hayata kendisini de orada görmek istediği için, isteyeceği için merakı, arzusu vardır. Her insan müreffeh, yani çok refah içinde lüks bir hayat sürmek ister doğal olarak. Onlar da abartıyordu bu konuyu. Altınlarla, pırlantalarla, lüks arabalarla gösterişler yaptıkları için bu kadar çok ilgi çektiler. Bir de bence insanlar başka insanların düştüğünü görmekten zevk alıyor, biliyor musunuz? Yani böyle güçlü insanların, şaşalı insanların, bunların tabii ki şimdi elde edilme yöntemi tabii ki asla tasvip edilen bir durum değil ama böyle hayran kaldıkları insanların naçarlaşması, kötü olması, düşmesi bir şekilde oh be işte bizim gibi oldular. İşte onlar da artık mutsuz. Mutsuzluktan insanlar beslendiği için kendilerini bence bir de böyle tatmin ettiklerinden acayip seviyorlar böyle şeyleri bazı insanlar. Ve ben bu işin bu kadar dikkat çekme halinden korkunç derecede endişeliyim. İnanın girdiğim sosyal ortamlarda sokakta bile beni çevirip Dilan Polat soruyorlar. Beni aramayan sormayan arkadaşlarım Dilan Polat mevzusuyla ilgili sen çok detay biliyorsun diye beni arayıp sormaya başladılar. Ve bu kesimin ne kadar böyle tahmin edemeyeceğiniz bir kesim olduğuna inanamazsınız. Yani bayağı işte
profesörler, akademisyenler bilmem neler yani. Bu konu niye bu kadar dikkat çekti arkadaşlar? Sadece konu bu olmasa gerek Bilal abi. Çok enteresan bir durum çünkü, bu. Çünkü o muhteşem hayatı yaşayan insanlar birdenbire cezaevine girmiş oldular. Birdenbire olmuş oldu bu. Yani o iki ayı biz burada yaşadık ve yaşattık seyircilerimize ama o kadar hızlı bir düşüş oldu ki. Yani ta en yukarıdan en dibe düştüler. İbretlik bir tabii, hikaye ve, oldu ve, tabii. Ve işin içinde büyük bir suç olduğu ortaya çıktı. İddianame hazırlanıyor şu anda. 1 mi 4 mü göreceğiz? O yüzden de herkes aslında bir şok yaşadı onlarla ilgili, onların hayatıyla ilgili. Şimdi yeni yeni insanlar kendine gelmeye çalışıyor. Bu arada sürekli olarak şey pompalanıyor. Göreceksiniz yakında çıkacaklar diye onlar tarafından Dilan Polat'ın niye? Çünkü avukatı her yere katılıp bir algı yönetimi yapıyor şu anda. Evet. Yani masum göstermeye çalışıyor müvekkilini. Evet. Evet, bana da yazıyorlar. Göreceksin Bilal abi yeni yıla, yılbaşına evde çocuklarıyla birlikte girecekler diye. Yani neyin ne olduğunu hepimiz zaten göreceğiz ama bu arada iddianame... Ama adalete güven çok sarsılır şayet böyle bir yani, durum tabii, olursa. Aynen öyle. Tabii. Bu arada iddianame çok çabuk hazırlansın, bir an önce hazırlansın falan diye bir telaş içinde olmayalım. Hiçbirimiz bunu dilemeyelim. Bırakın savcılar işini yapsın. Aynen. Yani MASAK işini yapsın. MASAK raporu hazırlanmadan savcılık iddianameyi hazırlamaz zaten. Savcılık çalışmalarını sürdürüyor. MASAK da raporu detaylandırıyor ve bu arada yeni iddialar ortaya atılıyor. Yani bu suç örgütüyle, Dilan Polat, Engin Polat suç örgütüyle ilgili işte mesela o en son muhasebeci hanımın itirafları gibi ve daha bizlerin bilmediği, bizlere dahi intikal etmeyen pek çok ilginç gelişmeler olduğu söyleniyor. Hepsini de öğrendikçe sizlere aktaracağız. Tabii şimdi, bu olayla beraber birçok konunun böyle halı altına süpürülen birçok konunun böyle açığa çıkması insanların içini de rahatlatan da bir durum oldu. Aslında evet. Birçok şeyi birçok insan biliyor. Böyle halk arasındaki söylentilerin artık bu kadar ayyuka çıkmış olması da biraz rahatlatan da bir durum oldu. Herhalde o yüzden de bu konu çok dikkat çekti. Yani tamam biz medya mensubuyuz, konuşuyoruz, haberciler, işte gazeteciler, hukukçular konuşuyor. Bu çok normal bir durum ama artık bu konuyu konuşmayan kalmadı. Artık dizilere bile konu oldu. Evet. Arka Sokaklar dizisinde oradaki bir karakter kafasına dolarlar takıyor ve Dilan'a benzeyen bir karakteri izleyerek bunu yapıyor. Yani onu örnek alıyormuş gibi yapıyor. En sonunda yine Kızılcık Şerbeti'nde kozmetik sektörüne atıfta bulunulmuş. Oradan kazanılan o kolay paralara ve fenomenlere gönderme yapmışlar. Evet. Evet. Bu arada Dilan Polat konusu adalet sisteminde de bir yeniliğe, bir reforma kapı açtı. Şöyle ki AK Parti'nin yeni yılda meclise sunmayı planladığı 8. yargı paketinde Dilan Polat maddesi üzerinde de çalışılıyor. Ne bu? MASAK raporu beklenmeden artık savcılar eğer bir konuda soruşturma açmaya karar verdiyse savcılar, suç olduğuna kanaat getirirse savcılar MASAK'tan bu kara para konusunda MASAK raporu beklenmeden hemen soruşturmayı açacak ve mallara el koyacak, yurt dışı çıkış yasağı koyacak, gözaltını uygulayacak. Daha önce kanun elini kolunu bağlıyordu savcıların ve bu süreçte arkadaşlar Dilan Polat örneğinde çok para kaçırıldı. Çok kara paranın yok olduğu, havaleler sonucu elden çekildiği paraların şirketlerden 500 milyon liradan çok 500 milyon dolardan çok daha fazla paranın yok olduğu iddiaları var. Bunların önüne geçmek için ve delillerin karartıldığı MASAK raporu beklenirken delillerin karartıldığı iddiaları var. Bunların önüne geçmek için Dilan Polat maddesi adı verilen böyle bir... Dizilerle ilgili ne düşünüyorsun? Ne güzel oldu değil mi dizilerin içine girmesi konunun? Ki bu diziler bayağı reytingli diziler. Hani böyle çok. Reytinge ihtiyacı olan diziler de değil. Asla Kızılcık değil. Şerbeti, Arka Sokaklar. Arka Sokaklar 15 senedir falan devam ediyor zaten yani. Hani öyle bir reyting kaygısı da yok. Evet. Kızılcık yani. Şerbeti şu an bir numara. Tabii canım. Ya ihtiyacım var Dilan Benim Polat'a şu an. Benim favori dizim biliyorsunuz. Yani hiç ihtiyacı olmadığı halde bile bu kadar reytingi yüksek diziler de bile artık bu konunun işleniyor olması halkın ne kadar acaba haksızlık mı bu? İstediği şey yani merak ettiğim şey. Haksızlık mı bu Dilan Polat cephesine, Dilan Polat Engin Polat tarafına? Yani işin dizilerde bu şekilde sulandırılması, bir yerde onların ne bileyim ben yani onları bu kadar oralara kadar işlemeleri yani bu da tartışılabilir yani bunun
normal mi dizilerde? Hani biz burada programız, konuşuyoruz. Haber, magazin haber programıyız. Habercilik şimdi yapıyoruz. Şimdi Bilal abicim, izahı olmayan bazı şeyleri mizahı oluyor yani. Onlar da bunu yapıyorlar ve çok güzel bir şekilde de yapmışlar. Sonuçta diziler de halkı bilinçlendirme evet. yönünde adımlar atmalı. Değil mi? Sadece ay, konuyu işlemek Enis yerine. Enis abim söylerdi. Enis Fosforoğlu. Canım Enis abicim. Enis hocam buradan rahmet istedi. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur. O yüzden de bu konunun artık mizaha yansıması çok güzel bir şey. Bakın eskiden siyasi konular çok ciddi haber bültenlerinde konu olan şeylerin böyle mizahı yapılırdı. Bununla da halk biraz ironi olarak irdelerdi konuları. Konunun bu şekilde irdelenmesinin de halk tarafından sağlayıcı bir unsur oluyor tabii ki. Evet, yani ben sessiz düşünüyorum tabii yani öyle yapmışlarsa ve bunun alıcısı varsa, reytingleri de yükseldiyse o bölümlerde bir daha yapsınlar, devam etsinler. Devam etsinler. Yani bu haberler birçok insana yaradı tabii. Biz mecburen işliyoruz tabii ki gündemdeki konuları. Kaldı ki kimse konuşmazken biz konuşuyorduk. Ya. Tabii canım. Biz diğer haberlerimizi de konuşuyoruz. Program boyunca onları konuşmuyoruz. Öyle tabii. Böyle ayrıcalıklı durumlarımız var diğer programlara nazaran. Şimdi Dilan'ın serbest kalma ihtimali konuşuluyor. Son gündem bu. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Bu avukatının yaptığı bu kamuoyu algısı sonuç verebilir mi bu yönde? Bu yönde bir karar alınabilir mi sizce hukuki olarak? Şimdi Hüseyin Bey'in anladığım kadarıyla güvendiği bir şeyler var. Güvendiği şeylerin de ne olduğunu açıkçası merak ediyorum. Çünkü bu kadar özgüvenli yapılan kamuoyuna açıklamaların arkasında güvendiği ve bildiği şeylerin olması gerektiğini bize dikkat çekiyor. Çünkü bir hukuk adamının kesin ve emin olmadığı bir şeyi bu kadar radikal olarak açıklayabiliyor olmasının arkasında güvendiği bir şey olduğu hissi ister istemez uyandırıyor. Veyahut da biraz kamuoyunu da hani rahatlatmak, biraz daha böyle konuyu şey yapmak, yani rahatlaştırmak adına da yapıyor olabilir. Aileyi rahatlatmak için yapıyor olabilir. Aldığı paranın karşılığı olarak da verdiği mücadelesini göstermek için de yapıyor olabilir. Hı hı. Ama bu gidişatta bu kadar iki aydır bize somut olarak yansıyan konuda bu kadar kısa zaman içerisinde serbest bırakılmaları durumunu öngörmek enteresan bir şey. Ya hep duygusal paylaşımlar yapıyor onlarla. Yok ellerini romantik, öptü, yok çok... kokladı, yok çocuğunu özledi. Biz bunları duymak istemiyoruz ki ya. Çok romantik. Biz bu filmleri dinlemek istemiyoruz. Aylardır izlemişiz zaten biz bu hangi filmleri. Hangi belgeleri biz koyuyorsun? Biz gerçekleri duymak istiyoruz. Hangi Hüseyin Bey? Belgelerle hangi belgeleri? Evet. Yani müvekkillerin masum olduğunu ifade etmek için hangi belgelere sahipsin? Hangi belgeleri ortaya koyuyorsun? Senin bir hukuk adamı olarak bunu anlatman, bunu söylemen lazım. Ama sen magazinleştiriyorsun olayı. Magazinleştir, bizim için fark etmez de. Yani işini yapmamış oluyorsun. Aldığın parayı hak ettiğini zannediyorsun. Hak etmek için bu kadar büyük çaba gösteriyor gibi yapıyorsun ama aslında senden istenen işi sulandırman değil ki. Kamuoyunun vicdanını yani rahatlatmaya çalışıyor biraz. Bu kadar toplanan nefret var ya ve inandırıcılığını kaybetmiş bir karı koca ilişkisi var ya, onu tekrar kazandırmaya çalışıyor. Yani aslında söyledikleri gibi hiç zannedilen gibi değildi. Hala bakın durum ve duygu durumu hala aynı. Niye inanalım biz ona? Neden inanalım o avukatın söylediklerine? Kamuoyu vicdanı böyle değişmez ki. Evet. Ama aklarsa eğer bütün bu iddiaları, belki insanların fikri değişebilir. Aa bak bu böyleyken böyleymiş diyebiliriz. Ama daha henüz ya kaç tane avukatı geldi gitti değil mi? İki aydır bu dördüncü avukat falan herhalde yine devralan davayı. Yine ondan da hiçbir şey duyamıyoruz, öğrenemiyoruz romantik paylaşımlar yani bugüne dışında. Kadar davayı bırakan avukatlar da oldukça kuvvetli ve işinde yani bilgili insanlardı. Selam, bu avukat da çok sağlammış. Ki çok çevresi bu Masak raporundan varmış. Sonra direkt davayı bıraktılar ama bu Hüseyin Bey'in güvendiği başka bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Var ama güvendiği kişiler dahi hiçbir şey yapmazlar, kıpırdamazlar. Bu kadar büyük kamuoyu baskısı varken, bu konuda kamuoyu bu kadar bu işin üzerindeyken, güvendiği insanlar dahi bence hiç parmaklarını oynatmazlar. Zaten bu insanla falan olacak şey değil. Kanunlar. Kanun ne derse olur. Türkiye'de böyle olması gerekmez şimdi mi arkadaşlar? Polat, yasalar ne derse aynen olur öyle. Yani. Engin Polat bütün suçu üstlense bile ben sürekli tabii bu konularla ilgili böyle hukuk insanlarına danışıyorum, bir yorum yapma, yanlış yorum yapmamak adına. Hani bu serbest bırakılma ihtimali üzerine soru sorduğum zaman
tutuksuz yargılanması devam edebilir ihtimal dahilinde diyen hukuk insanları var. Şunu da soruyorum, hani Engin Polat bütün suçu üstlenirse ve ben hani karımı zorladım gibi bir şey yapsa dahi hiçbir hükmü yokmuş. Çünkü yok, sizin yok. Bırakın karı koca olmanızı, organik bir bağınız olması, nişanlı bile olsanız bu suça iştirak ettiğinizi gösteren örgüt bir durum ya, olduğu örgüt. İçin bir örgüt durumu söz tabii, konusu tabii. olduğu için bunun karşılığında mutlaka cezasını çekilecek, çekmek durumundaymış şahıslar. Tabii tabii, yasalar ama hani karşısında. Ama tutuksuz örgüt. Bir dönem yargılanma süreci olabilir Dilan Polat'ın, bilemiyorum. Yok, yapabilecekleri şey. En doğru şey yani. Etkin yok, pişmanlıktan yararlanmaktı. Biliyoruz, nasıl bilemiyoruz? Biliyoruz. Tutuksuz yasalar ne diyor biz biliyoruz. Yasaların ne dediği ortada, tutuksuz yargılanması konusunda da yasalara bağlı hareket etmek zorunda savcılar ve hakimler, zaten öyle yaptıklarını da görüyoruz. Bunun dışında sağa sola saptırmak isteyenler var. Evet, gerçek, özellikle avukatlar tabii ki müvekkillerinin evde olmasını isterler. Ama yapabilirler Dilan'a mi? Dilan'ı ayrıcalıklı kılan ne? Aynı suçu işlediyse eşiyle. Evet. Eşi yatıyorken niye o dışarıda kalıyor? İşte aynı olması değilse... mı? Sosyal medya fenomeni olması mı? Nedir yani? Tedbir kararıyla alınmış bir... bazı şeyler, şahitler bu duruma şahitlik etmiş. Ve gerçekten Engin Polat'ın bu işi yaptığına dair eğer ispatlı bazı şeyler hayatım, sunarlarsa ispat, bak, ispat, bu durum olabilir. Ispat... Ama tedbirle bize yansımamış olabilir bu durum. Hayır efendim. Hayır, öyle bir şey yok. Dosyalarda bilgiler, belgeler sabit. Dosyalarda bilgiler, belgeler. Gir şirketler kimin üzerinde, dosyaya bakmana bile gerek yok. Dilan Polat'ın üzerinde şirketler var. Dilan Polat'ın imzaları var. Faturalar girmiş Dilan Polat'ın şirketlerine. Yasal olmayan faturalar, naylon faturalar. Oradan havaleler yapılmış, kara para girmiş. Bunların hepsini MASAK tespit etmiş zaten. İstediği kadar avukat bey, bu sadece vergi şeyidir, borcudur, vergi kaçırmadır. Vergi ödememeyle alakalıdır desin. Avukat öyle diyecek ki bir algı oluşsun diye. Ya, ama abicim, biz buna alet olmamamız lazım. İçeriğindeki bu şeyde yargılanma sürecindeki durumda bizim bilmediğimiz gelişmeler oluyor olabilir. O yüzden söylüyorum. Tabii ki şu anda ortaya dökülmüş olan bütün belgelerle bu durumun söz konusu olmaması çok aşikar. Ama bu yargılanma sürecinde sunulan dosyalar, şahitler vesaireler gibi gelişmeler olduysa şahit bilmediğimiz durumu değiştirebilir. Çünkü evet. Yargı bunun için var. Adalet bunun için var. Ayrıca, yoksa ayrıca, alır adamı evet. direkt cezaevine sokar. Ayrıca tek tutuklandıkları konu bu kara para konusu değil ki. Banu Parlak'ın dükkanını kim kurşunlattı? Ondan dolayı da haklarında suçlama var. Dört farklı suç var. Biri olmazsa suçlama diğeriyle yargılanacaklar. Ondan dolayı tutuklandılar biliyorsunuz. Evet. Peki geçelim bir diğer konumuza. Sosyal medya bataklığı günden güne derinleşiyor. Fenomenler bir yandan, TikTokçular bir yandan hareket ediyor. Sosyal medya aleminde bakın neler oluyor. Sosyal medyada ipin ucu kaçtı. Ahlaksız yayınlar, izlenme almak için her şeyi mübah gören insanlar, IQ düşüren kişiler, uygunsuz içerikler, çocuklara kötü örnek teşkil eden sözler, paylaşımlar, mantıktan bir haber gruplar, sapık zihniyetler ve daha nicesi. Çağımızın hastalığı sosyal medya mı? Sosyal medyanın önüne geçilmezse ne olur? Her geçen gün TikTok'la ilgili bir skandal daha ortaya çıkıyor. Önce kadınlar yapıyordu. Şimdi erkekler de dahil oldu. Rezaletin böylesi dudak uçuklattı. Atatürk'ün Türkiye'ye emanet ettiği gençler bu gençler mi? Bir tanesi 7'den 70'e sinir uçlarını hırpalayan uygunsuz hareketler yaptı, soyundu, dans etti. Diğer bir evli çiftse yatağın içine girdi. İstedikleri beğeni gelirse uygunsuz hareketler yapacaklarının vaadini verdi. 1 milyon BM'de romantik anım var. Hoş geldiniz Mustafa abi, kesem dolu dolu olsun. Güzel insan abim. Eyvallah, adam para yağmuru attı ya. Bu nasıl platform? TikTok kapatılmalı. Şimdi gelelim fenomen Merve Taşkın'a. Katıldığı yayında kazancını açıkladı. Bu sözleri olay yarattı. Sosyal medya fenomenleri aylık 100 bin dolar nasıl kazanabiliyor? Ayda 100 bin dolar hala kazanıyor musunuz? Evet, ama niyetim tabii ki daha fazla kazanmak. Artı 18 hisleri uyandırabilecek içerikler üretmenin maddi getirisi neden bu kadar fazla? Ülkemizde bu tür insanlara neden prim veriliyor?
geçiyor. Şimdi gelelim Ece Ronay'a. Ece Ronay hakkında yapılan bir haber şoke etti. Ayhan Bora Kaplan'la ne bağlantısı var? İşletme kuşunlatma davası ile ilgili verilen ifadelerin yer aldığı haberde şu sözler kullanıldı. Kaplan'ın sağ kolu olduğu iddia edilen Serdar Serçelik'le Ronay'ın sevgili olduğunu belirten Aka ifadesinde şu bilgileri verdi. Olayı Ronay'ın azmettirdiğini düşünüyorum. Ronay sevgilisi Serdar Serçelik'e ulaşıyor. Serdar tetikçi işlerini yapan Yunanistan'da kaçak olarak bulunan Kaan Akkuş'a söylüyor. Kaan'ın tetikçilere kurşunlattığını düşünüyorum. Aynı şekilde iki gün önce Bilir'in Kurtköy'deki şubesini kurşunlatıp paylaşım yaptı. Ece Ronay Mehmet'in etrafındakilere zarar verdirmek için böyle davranmaktadır. Ece Ronay suç makinesi çıktı. Sicili ortaya çıktı. Olay yarattı. GBT kaydına göre 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 3 kez evden kaçtı. Ailesi karakola kayıp şahıs başvurusunda bulundu. 2018'de İzmir'de alkollü araç kullanmaktan, 2019'da Gebze'de dolandırıcılıktan, 2020'de İstanbul'da kasten yaralamadan, Gaziantep'te Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan, 2023'te Kocaeli'de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarardan ve İstanbul'da eski eşi tehdit, darp, mala zarar ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan işlem yapılmış. Kayıtları var, toynaklarını temizlediğinizde dair görüntü var. Senin avukatın varsa benim avukata sordum var. Ronay hakkında yapılan bu haberleri yine kendisine yakışacak şekilde tiye alarak cevap verdi. Skandallarına bir skandal daha ekleyen genç fenomen ne yapmaya çalışıyor? Ne yapıyorum? Botoks yaptırmaya geldim. Bir saattir trafikteyim. Botoks yaptırıyorum canım. Botoks yaptırıyorum. Ronay olayların ciddiyetinin farkında değil. Artık beni linçlemeseniz olur mu? O sürekli linçlemeseniz olur mu? Lütfen. Yeter. Yeter! Ece Ronay suç makinesi mi? Oğlunun Ece Ronay ile birlikte kalması ne kadar doğru? Yeter! Şimdi gelelim Eylül Öztürk'e. Cumhurbaşkanına hakaret eden Feyza Altun'la geçtiğimiz günlerde bir masada fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Eylül Öztürk ve Feyza Altun'un ne bağlantısı vardı? Üstelik bu fotoğrafta Altun tarafından Şampiyonlar Ligi notuyla paylaşılmış. Ayrıca Eylül Öztürk ve Feyza Altun'un Tunahan Şenyurt bebek için para topladığı ortaya çıkarken bu bağışlar hakkında da şaibi iddiaları ortaya atıldı. Alp Kılınç hakkında skandal iddiaları ortaya atan ve belgelerini söylemezsem olmaza yollayan Eylül Öztürk'ün hedefinde şimdi de Emrullah Erdinç vardı. Yahu sen beni zaten mahvettin. Her yerde benim adım nelerle anıldı. İlk günden beri fenomen dosyasını bizler gibi takip eden gazeteciye demediğini bırakmadı. Emrullah Bey bütün televizyon kanallarına çıkıp tekrar tekrar ben araştırdım bu böyle diye konuştu. Eti olmayan bir parça böyle zavallı bir pislik konumuna getirildim ya. Aklım almıyor. Desteğini sorguladı. Sert konuştu. Oo, 4 milyon lira sermaye nasıl olabilir? Olmayan bir şeyi sen zaten her yerde söyledin. Ben bir de üstüne kalkıp senin programına neden katılayım? Eylül Öztürk açıklamalarında ne kadar samimi? Araştırmalar sonucunda Öztürk cephesinden ne çıkacak? Eylül Öztürk'te Polatgiller gibi suçlu mu? Para kaçırdı mı? Para akladı mı? Şimdi bu OnlyFans diye bir site var. Burada oradaki video kullanıcıları cinsel içerikli videolar paylaşıyorlar ve izleyenler daha fazlasını görmek istiyor tabii ki ve daha fazla para yatırıyorlar. Yok mu arttıran durumu falan. Şimdi bu arkadaşımız Merve Cüneyt Özdemir'in yayınına katılmıştı. Diyor ki ayda diyor 100 bin dolar kazanıyorum diyor. Hedefim 1 milyon dolar kazanmak diyor. Yani 3 milyon lira kazanıyor sadece aylık cinsel görüntülerini paylaşarak. Canlı yayından soyunarak mı? Yani çıplak her şey ne isterlerse yapıyor. Yani izleyiciler belirliyor ne yapması gerektiğini. Her şey aklına gelebilecek. Atla, zıpla, her şey yayında falan. Anlatamayacağımız her şeyi yaşıyorlar. Anladım. Yani böyle bir para kazanma yolunu bu ahlak yapısında bir insan bulduysa ve böyle bir para kazanma yolu özgürse bunu bu tip kafa yapısındaki insanlar tabii ki
Yapar, yapıyorlar da zaten. Önemli olan bundan sonra bu kafa yapısındaki insanların toplumun ahlaki değerlerinin daha fazla erozyona uğramasını önlemek adına yapılması gereken önlemler. Artık bizim konuşmamız gereken bu. Çünkü bu ifşa oldu. Bu platformda ciddi bir ahlak erozyonu var. Hı hı. Ciddi anlamda toplumu yanlış yönlendiren, toplumun bazı duygularını tetikleyen, kışkırtıcı paylaşımlar yapan, insanlar bilinçsiz paylaşım yapan insanların toplumu nereye götürdüğünü konuşup bunu bir şekilde önlememiz düşüyor. Önlemek düşüyor. Yoksa temcit bile bir her gün bunları konuşmanın bir alemi yok yani. Evet, Nihal Candan'la Bahar Candan şu anda hapiste olan, hı hı, kardeşler de o platformda soyunarak para kazandıklarını söylemişlerdi. Yani o platformun öyle bir işlevi var. Şimdi bu Ece Ronay'ın sevgilisi olduğu söylenen Sert Çelik, oyuncu Nisu Berfin Aktaş'la 2 yıl evli kalmış ve bu kız da geçen sene Altın Kelebek'te Yıldızı Parlayanlar ödülünü almıştı. Beğenilen bir kız ve 20 Temmuz'da boşanmış Nisu Berfin Aktaş oyuncu ve sonra da Ece Ronay'la Serdar Sertçelik'in ilişkisi başlamış. Ece Ronay'ın bir de böyle bir İlginç durumu var. Serdar Sertçelik'in de bu kurşunlama olaylarında adı geçiyor biliyorsunuz. Boşandığı kocası Mehmet Bilir'in güzellik salonunun kurşunlanması, Gebze'deki otomobil galerisinin kurşunlanması gibi olaylarda da adı geçiyor. Ece Ronay da ısrarla ben masumum, suçsuzum diyor. Adalet yavaş mı işliyor? Şimdi bu geçtiğimiz cumartesi günü yayınlandı. Ünlü bir siyasi yazarın köşe yazısı, VTR'de de bir parça verdik. Ece Ronay'ın karıştığı suçlar, GBT'sinde kayıtlı olan suçlar. Yani tam bir o yazar, o anlı şanlı yazar, Türkiye'nin büyük gazetelerinden birinde yazan o yazar, yazıda tam bir suç makinesi çıktı Ece Ronay diye bahsediyor. Yani şimdi böyle bir tablo var. Farklı bir tarafta, suçlar da var değil, evet, mi yargılandı tabii, o zaman? Tabii, dolandırıcılık var, işte başka? Yaralama var, tehdit var, var da var. Bakıyorsun kızın yüzüne, bir güzellik yarışmasına katılsa kraliçe seçilebilecek kadar güzel bir kız. Ve masumluğu da bir kedi yüzü kadar masum bir kız. Bu nasıl bir şeydir Allah'ım, sen nasıl yaratıyorsun insanları? Sana şükürler olsun ki. Nasıl yaratıyorsun, nasıl şaşırtıyorsun bazen bizleri? Bu kadar güzel bir masumiyetin içinde bir canavar var adeta, GBT'sine bakınca, işlediği suçlara bakınca. Şaşırmamak elde değil, kanmamak lazım. İnsanların yüzüne, söylemlerine kanmamak lazım. Yani buna bakınca acaba adalet ne zaman tecelli edecek diye de insan düşünmeden yapamıyor. Bu arada Ece Ronay'ın avukatının da bir söylemi var. Tek taraflı olmamak için onu da okumak istiyorum. Onun masumluğundan söz ediyor ve müvekkilim Oğuzhan Yeni avukat, Ece Ronay, müvekkilim Ece Ronay işletmelerinin başındadır. Halbuki kapatıyorum, Diyarbakır'a gidiyorum diyen kendisiydi geçen hafta. Ve tüm işletmeleri sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Bu süreçte olan tüm eylemler için emniyet üstüne düşeni yapmaktadır. Harice müvekkilin marka değerini düşürmek için yalan haber yapan bazı gazetecilere de hukuki sürecin tarafımızca başladığını da saygılarımızla bildiririz diyor avukat bey. Şimdi, öyle de bir şey var. Bir detay var ki Deniz Akkaya'nın da dikkatini çekmiş. Hani biz hep hanımları konuşuyoruz ya, bu cinsel içerikli paylaşımlar yapmalarını ve bunlarla gündeme gelmelerini. Artık erkekler de yapar bir hale geldi. Yarı çıplak videolar, cinsel içerikli bazı hareketler, tavırlar, konuşmalar yapıyorlar yayınlarında ve bunlarla para kazanıyorlar sosyal medya üzerinden. Deniz Akkaya da bu konuya dikkat çekmiş ve erkeklerin de artık bunları yaptığına değinmiş. Yani nereye doğru gidiyor bu iş? Yani zaten artık ahlaksızlığı yapan sadece kadın değil ki. Yani ahlak dediğin zaman neden hep kadınla bütünleşen bir şey ki ahlak? Ahlak kadın ve erkeğin mesuliyetinde bir kavramdır. Hı. Yani bir ahlaksızlık varsa
Bu iki taraflıdır. Yani bunu sadece kadın yapmıyor ki. Kadını da izleyen zaten şu anda videosu da olmasa erkek. Yani erkeğin soyunuyor olması da kadından çok farklı bir durum teşkil etmiyor benim gözümde yani. Bunda çok dikkat çekilecek bir durum yok. Kadın neyse erkek de aynı durumda ahlaksızlık yapıyorsa. Önemli olan sonuçta onu seyreden de şu anda erkeği seyreden kadın. Kadını seyreden de erkek. Dolayısıyla da ahlaksızlığı yapan her iki cins de var. Burada sadece kadınlar yapıyordu, şimdi erkekler de yapıyordu diye bir durum yok. Zaten hep iki taraf yapıyor bu işi. Önemli olan bundan sonra bu insanların zafiyetlerini, ilgi alanlarını ve değer yargılarını değiştirecek, topluma yön verecek çok ciddi içerikli yayınların artık televizyonlarda yapılma zaruriyeti, eğitim ve öğretime bu konuda çok ciddi kanalize edilmesi gereken bir detay olduğu, bu durumdan sonra ne kadar çok elzem olduğu çıktı ortaya bir kere. Yani bunu böyle sadece konuşup eleştirip geçemeyiz arkadaşlar. Çok ciddi bir toplumsal erozyon var şu anda. Tabii canım. Yani evet. Burada... Türk bütün televizyonlara da çok büyük görev düşüyor. Gerçekten toplumun ahlaki yapısını, zafiyetlerini, ilgi alanlarını çok daha böyle kaliteli hale getirecek yayınlar yapmak ve eğitim öğretimi de bu anlamda yönlendirmek gerekiyor. Çok pardon, bir şey söyleyeceğim. Evet. İsmi geçmedi haberlerimizde ama hafta sonu yani bir şey seyrettim. Murat Övüç'ün bir konser mi vermiş, bir yerde bir program yapmış. Evet. Yani işte yapıyorlar zaten hani bunları sosyal medyada zaten. Arkadaşlar insanların artık talep gösterdiği konuların çok daha kaliteli şeyler olması için bir şeyler yapmamız evet. lazım. Televizyonlara çok büyük alınmalı. Görevler düşüyor diyorsun ya, dedin ya demin Fox ana haberden Selçuk Tepeli'yi kınıyorum. Dedi ki geçen gün haber anonsunda, şimdi gelelim fenomen zımbırtılarına. Ya bütün fenomenleri niye aynı kefeye koyuyorsun kardeş? Öyle bir şey olabilir evet, mi ya? Evet, ayırması gerekiyor yani, yetenekli insanlarla. Yemek paylaşan, bunların. Dünyayı geziyor paylaşan, seyahat paylaşan, ondan sonra müzik paylaşan. Güzel içerik evet, paylaşan. Evet, paylaşan. Evet, hadi lazım. Geçelim tabii bir ya. Diğer aynen, haberimize. Buyurun. Çünkü bu haber evet, infial yani. Yarattı. Hafta sonunda yine YouTube kanalımızdan da çok izlenmiş ve epey yorum almış. Karşıt görüşte olan da var, savunanlar da var. Doktor Ender Saraç'ın malum görüntüleri deprem etkisi yaratmıştı. Şimdi hakkındaki iddialar kan dondurdu. Peki işin perde arkasında ne var? Ender Saraç'a itibar suikasti mi yapılıyor? Buyursunlar. Doktor Ender Saraç'ın o malum görüntüleri deprem etkisi yarattı. Hakkındaki iddialar kan dondurdu. Ender Benan Saraç davası söylemezsem olmazla konuşuldu. Yapmayın ne olur. Yazık, günah değil mi? Bu çocuk okula gitmeyecek mi? Peki işin perde arkasında ne var? Ender Saraç'a itibar suikastı mı yapılıyor? Görüntüler montaj mı? Riski mi? Benan Saraç planlı bir şekilde eşi Ender Saraç'ı bitirmeye mi çalışıyor? Konusu da anlatırım ama anlatırım. Oğlunu mu kullanıyor? Benan Saraç'ın istediği Ender Saraç'ın mal varlığını ele mi geçirmek? Benan Saraç oğluyla konuşup babasına karşı dolduruşa mı getirdi? Ender Saraç oğluyla konuşabiliyor mu? Uzaklaştırma kararı mı var? Oğlu babasını suçlarsa Ender Saraç kaç yıl hapis yatar? Peki oğlu babasını suçlamazsa işler nasıl tersine döner? Şimdi bu duyacaklarınız sadece söylemezsem olmaz özel. Benan Saraç tanıştığı herkese son birkaç yıl içinde Ender Saraç'ı kötüleyen konuşmalar mı yapıyordu? Neler söylüyordu? Söylemezsem olmaz da. Sağlıklı beslenme tiyoları vererek Türkiye'nin tanıdığı ve Benan Saraç'la olan 10 yıllık evliliğiyle bilinen Ender Saraç'ın gizemli bir erkekle duşta birlikte olduğu iddia edilen görüntüleri deprem etkisi yarattı. Ender Saraç eşi Benan Saracı bir erkekle mi aldattı? Görüntüler yetmezmiş gibi bir de Ender Saraç'ın 14 yaşındaki oğluna taciz girişimlerinde bulunduğu iddiaları infial yarattı.
sordu. Ender Saraç yıllarca göz mü boyamıştı? Güvenilir bir imaj çizen Ender Saraç'a tepkiler çığ gibi büyüyordu. Yayınımızda Saraç'ın bu malum görüntülerini ve hakkındaki iddiaları tek tek masaya yatırdık. Odaya gizlice yerleştirilmiş. Burada bir şunu da söylemeliyiz tabii. Bu cümleyi kurarken hemen altına parantez açıp bu bir itibar suikastı de. Yorumcularımız da tüm Türkiye gibi şaşkınlık içerisindeydi. Babasıyla ilgili iddiada bulunması, babam bana taciz uyguluyor diye iddiada bulunması, okul öğretmenine, sınıf öğretmenine önce bu iddiada bulunuyor. Yanlış bir yorum yapmamak için ellerinden geleni yapıyor, soru işaretlerin üzerine gidiyordu. Bir evlat neden annesine sığınmaz da gider okul öğretmenine böyle bir ciddi bir konuda açıklama yapar? Bu davada bir taraf algı mı yapıyordu? Açıkçası hiç inanasım gelmiyor. Bu iddialar ses getirirken tarafların avukatları cuma günü sadece söylemezsem olmaza bağlandı. Evet. Bu boşanma olayı apayrı bir olay. Bizim boşanmadan haberimiz yok. Kaldı ki diyelim ki boşanma oldu. Bu iddia da ortaya çıktı. Zamanlaması denk geldi diye çocuğun istismarını gözlem mi görmezlikten mi geleceğiz? Önce Benan Saraç'ın avukatı Yücel Önder "İstismara uğradım" diyor. Siz şimdi ikide bir boşanmayı söylüyorsunuz da boşanma davası, bunun ne ilgisi var? Ben boşanmayı hiç konuşmuyorum. Bu bir cinsel istismar davası. Türkiye'de bunun gibi birçok dava var. Ardından Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir. Bir avukatın, bir meslektaşımın küçücük bir çocuğun ismini bilurlamadan açıklamaları olay yarattı. Bu nasıl ve bu kamuoyuna servis edilebiliyor? Her şey o kadar basit ki. Biz Benan Hanım'ın avukatıyla, Benan Hanım'ın kendisiyle dahi toplantılar yaptık. Şimdi gelelim çok konuşulacak, olay yaratacak, işleri tersine döndürecek, her şeyin yeniden değerlendirilmesine sebep olabilecek o iddialara. Benan Saraç tüm bunları planlamış mıydı? İşte Benan Saraç'ın yeni tanıştığı insanlara attığı iddia edilen o mesajlar. Şimdi o mesajı sizler için okumak istiyoruz. Kusura bakmayın lütfen. Bu bilgilendirme mesajını sizle paylaşmak durumunda kaldığım için. Ancak adil bir mental sahibi olmanın bende gerektirdiği bir panoramayla bunu sizinle paylaşmam gerekir. Ender Saraç'la yeni tanışmış ve etkilenerek belki bir görüşmeye start vermek istemiş olabilirsiniz. Geçen bir doğum gününde bir araya gelmiş olabilir, kendisini size çok sevdirmiş olabilir. Kliniğe de mutlaka davet etmiş olabilir. Kendi kariyeriniz, kendi çıta yüksekliğiniz adına size zarar gelmesini istemiyorum. Tabii ki bir kardeşiniz olarak. Ender Saraç videolarda kanıtlı bir şekilde eşcinsel olarak evimizde kayda geçmiştir. Hatta üstüne namaz kıldığı görüntüleri bile canlı mevcuttur. Alenen, izlemek isteyen olursa izletmekten tabii ki çekinmem. Bu durumu gençliğinden beri böyleymiş meğer. Eşcinsellik yaşadığı olanlar kendi oğlundan ufak sabıkalı ve belalı tiplerdir. Her detay bende kanıtlarıyla mevcuttur. Evlatlarım adına videoların ülkemize düşmemesi için kendi açımdan son raddeye kadar direnmekteyim. Lakin düşmesi an meselesidir. İşlerine de son derece meraklı olup kendi el yazısıyla tanınmış başka bir doktora yazdığı bükler bile bende mevcuttur. Medyum Memiş'in de evine çok sık girer çıkar. Hepsine de türlü kılıflar uydurabilir. İnsanların zayıf psikolojik taraflarından giriş yapar. Ben bunları gördüğümden beri her şeye rağmen dimdik durarak savaşıma ve yoluma devam ediyorum. Sizler de kendinizi koruyun isterim. Sevgi ve saygılarımla. Allah var, gam yok. Biz derdi verene aşığız. Şimdi sormak istiyoruz. Ender Saraç'ın oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiaları doğru mu? Yoksa Benan Saraç her şeyi planladı mı? Davayı kazanmak için oğlunu mu kullanıyor? Anne bu dava için oğlunu mu etkiledi? Ender Saraç'ın kızı babasının masum olduğunu mu düşünüyor? Böyle bir davayı kazanmak için Benan Saraç gözünü karartıp oğlunu kullanmış olabilir mi? Onu babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığına inandırmış olabilir mi? Peki Benan Saraç ve Ender Saraç'ın boşanma davasında neler saklı? Benan Saraç, Ender Saraç'ı aldattı mı? Ender Saraç mahkemeye ne deliller sunacak? Ender Saraç'ın oğlunun uygunsuz yerlerine krem sürmesinin asıl sebebi ne? Bahsi geçen olayın gerçekleştiği zaman uyuz salgını mı vardı?
Ender Saraç'ın yayınlanan videoları montaj mı? Evde çıplak gezdiği iddia edilen Saraç, evdeki kameraları kendisi mi taktırdı? Eğer kendisi taktırdıysa evde neden çıplak gezsin? Babası oğluyla konuşmasın diye Benan Saraç oğlu için babasına uzaklaştırma kararı mı aldırdı? Her şey 14 yaşındaki çocuğun ifadesine mi bağlı? Eğer cinsel istismar davasında Ender Saraç aklanırsa Benan Saraç'a ne olur? Mahkeme ne zaman görülecek? Geçtiğimiz hafta vermiştik Ender Saraç'ın gizemli bir erkekle duşta özel görüntüleri ve ardından da 14 yaşındaki oğlunun rehberlik hocasına yaptığı özel konuşma, babasının onu istismar ettiğine dair konuşma tutanağı medyaya servis edilmişti ve bunu yayınladık ve bu haberimiz infial yarattı ve haberin ardından tabii açıklamalarında ardı arkası kesilmedi. Tarafların avukatlarını bağladık. Sadece söylemezsem olmazı özel açıklamalar yaptılar. Yücel Önder, Benan Saraç'ın avukatı dedi ki bu suçu işleyenler hadım edilmeli, en az 20 yılla yargılanacak. Elimizde başka görüntüler de var dedi. Altın Mimir de bunu reddetti. Çocuk hakları için avukatının yaptığı açıklamayı sert bulduğunu söyledi. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Biraz dışına çıkıp, o bunu dedi, bu bunu dedinin dışına çıkıp, Ender Saraç ilk eşiyle 20 yıl evli kaldı Sevgi Hanım'la ve şiddetli geçimsizlikten 2004 yılında Sarıyer Adliyesi'ne başvurdu Ender Saraç eşinden boşanmak için. 3 yıl uğraştı. Boşanamadı. 3 yıl uğraştı eşinden boşanamadı. 2008'de Benan Hanım'la tanışıyor. Birbirlerine aşık oluyorlar. Çocuk yapmaya karar veriyorlar. Amerika'da doğum yapıyor Benan Hanım. 2010 yılında hala evli Ender Saraç, Sevgi Saraç'la hala evli. İlk eşinden Ender Saraç bu çocuğu, 14 yaşında olan çocuğu 1 yaşına gelince 2011 yılında boşanabiliyor. Şunu merak ediyorum ve ilk eşinden Ender Saraç'ın şimdi kocaman 30-35 yaşında olduğunu duyduğum, tam emin değilim, bir oğlu var. Şunu merak ediyorum, 7 sene ilk eşinden boşanmak için uğraşmış Ender Saraç. Ender Saraç böyleydi de neden eşi ondan boşanmadı da ilk eşinden bunları duymadık da 7 sene ilk eşini boşamak için uğraştı ve Ender Saraç böyleydi de İlk çocuğundan neden böyle bir şey duymadık? İlk çocuğuyla neden böyle bir dedikodu, böyle bir söylenti, böyle bir yargılama duymadık? Bunu bir gazeteci olarak sorguluyorum. Yoksa Ender Saraç benim babamın oğlu değil. Ben ikisine de eşit uzaklıktayım. İkisine de tekrar söylüyorum. Hepimiz öyle. Eşit uzaklıktayım. Evet, ama bazı şeyler ima edildi de bana geçen gün. Niye avukata ısrarla, niye okula gittiniz, çocuk okula gitti diye. Okula gitmesine neden çocuk okula gönderdiniz? Okulda öğretmenine açıklamasını istediniz. Neden? Her zaman sorarım bunu. Savcılıktır, karakoldur. Bu polisiye olayları, suç olaylarını şikayet edeceğimiz yer. Çünkü oradan bir menfaat mi beklediniz diye de insanın aklına geliyor yani. Oradan davayla ilgili bir şey mi beklediniz? Yani çocuğun açığa çıkmasını, ortaya çıkmasını, savcıya gitseydiniz savcı bu dosyanın üzerini kapatırdı. Yani şu anlamda kapatılırdı, gizli olarak incelerdi, kamuoyuna yansımazdı. Ama okuldan sızdırıldı bu. Kim sızdırdı? Bunu imzaladınız Benan Hanım, siz de imzaladınız ve bir nüshası size verildi de acaba siz mi sızdırdınız bunu, tweet olarak attırdınız? İnsanların aklına geliyor. Bir şey daha söyleyeceğim, önemli bir şey daha. Bu sefer Ender Saracı eleştireceğim bir şey söyleyeceğim ama lütfen sen de fikrini izah et. Yani ben de aynı şekilde Bilal abi gibi şeyi çok merak ediyorum açıkçası. Ender Bey'in ilk eşinin bu durumdaki acaba açıklaması ve yorumu ne olabilir? Açıkçası ben hafta sonu kendisine çok ulaşmaya çalıştım. Çok merak ediyorum. Yani Sevgi Hanım bu konuda ne yorum yapacak? En nihayetinde 20 senesini geçirmiş bir kadın ve onların da bir çocuğu var. Ve bu çocukla alakalı olarak bu çocuğun psikolojisiyle ilgili o hanımefendinin de yapacağı bir açıklama varsa burada çok ciddi önem taşıyor elbette ki. Ve bu evliliğin bitmesine de sebep olmuş bir insan Benan Hanım'ın burada bunu fark edip, madem böyle bir şey iddia ediyorsa, fark ettiği konuyla alakalı neden daha önce bir hamle yapmadığı da tabii ki ister istemez hepimizde bir soru işareti olarak kalıyor. Evet. Yani şimdi burada belli bir zaman sonra evlendiği eşinin
eğiliminin değiştiğini düşünelim diyelim ki. Çünkü örneklerini görüyoruz okuduğumuz bazı şeylerde. Diyelim ki Ender Bey'in böyle bir konuda eğilimi değişti ve farklı hareket etmeye başladı. Bu kimseyi ilgilendirmez. Karı koca arasında karar verilir, birbirlerinden ayrılırlar vesaire. Ama bu durumda işin içine eğer çıkar giriyorsa ve çirkinleşmek isteniyorsa ve bu boşanma davasında şayet tedbir kararı varsa çirkinleşilebilecek en adice raddeye gelmiştir bu konu. Yani böyle bir durum vardıysa bile bu çocuğun ifşa olmuş olmasını kabul etmem söz konusu değil. Değil tabii. Bu görüntülerin servis edilmiş olmasını kabul etmem söz konusu değil. Evet. Ya senin kocan kim olursa olsun, ben burada hiç kimseyi, dediği gibi Bilal abi, herkese eşit uzaklıktayız. Ender Sarıcı tanımıyorum bile bu arada. Yani bu konunun beni tek ilgilendiren mevzusu 14 yaşında bir çocuk olması ve bu çocuğun öyle ya da böyle, iyi ya da kötü, bu adamın bu çocuğun babası olmuş olması. Evet. Bu konu neden bu kadar ifşa oldu da neden bir tedbir kararıyla hakkınızı aramaya devam etmediniz? Yarın öbür gün bu çocuğum arkadaşlarının yüzüne bakamaz, mahcup olur, psikolojisi bozulur diye. Benim buradaki tek soracağım soru ve yargılayacağım soru bu olabilir. Onun dışındaki detayları bilemeyiz arkadaşlar. Evet, neden bu çocuğu ifşa ettiniz Benan Hanım? Neden? Neden savcılığa gitmediniz? Neden öğretmenine gidip anlatmasına izin verdiniz? Bizim için önemli olan burada sizin Ender Saraç'ta yaşadığınız problemler. Hiç değil, hiç değil. Boşanın, boşanmayın. Bize ne? Kim kimin servetine konarsa konsun. Bizim burada bu çocuk, bütün toplumun da düşüncesi bu. Bu çocuğu neden ifşa ettiniz? Neden? Bu arada biz burada programımızda bu görüntüleri, bu konuyu konuştuk. Türkiye bizden öğrendi. Perşembe günü. Perşembe günü ben buradan çıktıktan sonra telefonlar aldım. O telefonlarda Ender Saraç tarafından yapılan, kamuoyuna yapılan, yayılması arzu edilen, benim gazeteci olarak fikrim bu. Bir duyuru. Benan Hanım ve oğlu, Benan Hanım oğlunu alıp Şişli Çocuk İzleme Merkezi'ne gidiyor. İddiasını geri alıyor. Bunu Ender Saraç böyle yayılmasını arzu ediyor. Bir virgül koyalım, reklamlara gidelim Bilal abi. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama reklamlardan sonra. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Evet. Oysa ki Benan Saraç çocuğuyla ve avukat Yücel Önder'le gidip ayrıntılı bir şekilde çocuğa, orada pedagoglar, uzmanlar konuyu anlattırmışlar. Geriye alma falan diye bir şey söz konusu demiş. Bunu Ender Saraç neden yayılmasını istedi? Yani neden şikayeti geri aldılar şeklinde polise gidip yayılmasını istedi? Ender Bey acaba zaman mı kazanmak istiyor? Toplum ve insanlar, yetkililer gerçekleri geç öğrensinler diye biz... Ya Ender Bey kaçmak mı istiyor ya? İşin özeti bu. Ben bir gazeteci olarak bunu sormak zorundayım. Yani bir yerlere kaçmak mı istiyor? Cinsel yöneliminin değişimi o kişisel bir durumu. Onu bir yere kadar kendi konuşabiliyoruz. Tercih. Bir yerden sonra konuşamıyoruz. Ama çocuk istismarı bir insanlık suçu ve bu konunun da arkasındayız. Takipçisiyiz. Ya eğer böyle bir şey gerçekten yaşandı ise, ama bunu ispat edebilecek tek şey o pedagojik heyet raporu. Başka türlü nasıl anlaşılacak arkadaşlar, bu işin? Arkadaşlar bu arada bakın, yapılıp bu yapılmadı. Yapılan şey çok büyük ve ağır bir şey. Çocuğun beyanı çünkü esastır. Buradaki çocuğun psikolojisi şu anda bence allak bullak. Ve Ender Bey'in dediğiniz gibi yani eğilimleri konusu onu ilgilendirir. Bu da bir insanlık suçu değildir. Ama gidip de gerçekten evladına böyle bir şey yaptıysa onun için söylenecek hiçbir şey yok. Ama maalesef ki gidişat ve yapılan açıklamalar inandırıcı gelmediği için Benan Hanım'ın da bir önce izlediğimiz videoda bir sosyal medya kanalında ben diyor işte bunları kitabını yazarım anlatırım dediği bir şeyin içinde yaşadığı bir şey var madem ki. Neden devam ettirdiği sorusu var. Biraz önce i̇lginç, senin dediğin ilginç gibi. İlginç bir durum var. Daha geçtiğimiz aylarda oldu. Ödül törenine gitti. Asistanıyla, genç bir hanımefendiyle gitti diye Ender Saraç kıyameti koparttı. Olay çıkarttı diye haberleri geldi. Madem adamın cinsel yönelimi değişikti de sen niye kıskanç kadın tribine giriyorsun? Çok güzel madem bir noktaya öyle, değindin. Değil mi? Öyle olsa çok hiçbir kadın kıskanmaz. Evet. Evliliğine devam etmez zaten. Kadın erkek ilişkiniz bitmiş sizin bir kere. Niye devam ediyorsunuz? Benim burada en üzüldüğüm konu çocuk. Çocuğun psikolojisini toparlarlar. Biz çocuk için zaten çocuk, bunu konuşmaya tabii, devam tabii ediyoruz. Ve bu konunun takipçisiyiz. Yarın 8.45'te yeniden izleyicilerimizle görüşmek üzere. Görüşüyoruz. Şimdilik hoşçakalın.